düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok candan yanacak heyecandan karışacak hane belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadım yeni yeni. Çok üstüne gelecek söylenecek bıktıracak belki seni. Kim pişman kim düşman artık iyi düşün taşın yeni yeni. Belli. Gözden toz kaçtı zar. Yalnız dikkat et. Bizim buraların tozu fenadır ha. Bahar da geldi diyorlar. Aa, kız. Hakikaten iyi değilsin sen. Ne oldu? He? Kocanla kavga ettin. Hırsı çıktı bağırdıysan. Oo. Kız sen de bir garipsin ha. Anamlar onca şey etti ses etmedin de kocan iki kıcıldadı hemen ağlıyorsun. Çok bağırdı ama. Ay kim bilir ne yaptın adama kız. Anam kız yoksa başka biri var. He? Yok yok. Ana birileri. Hayır hayır. Vure kesin başka biri var tabii. Yoksa yeni evli adam niye unuttun evinin yolunu? Anam, dün de sabaha karşı geldi zaten. Ah! Rahat ettiği başka bir yer var demek ki Belo. Ya öyle deme Nazgül lütfen. Dost acı söyler ama Belo, ne diyeyim? Ben seni şimdiden uyarıyorum ki eşeğin yularını sıkı tut diye. Tabii, sonra çok ağlarsın. Oo. Bak bana, eğer kim Kaan öyle bir şey yapacak olsun, vallahi gözlerinden anlarım. Ama yapamaz. Korkar benden çünkü. Toz. Aa bir bilsen Özgül. Aldatılanın sen olduğunu bir bilsen. Ha? Niye öyle bakıyorsun kız? İnanmıyorsun bana. Yok inanıyorum. Tabii ki inanıyorum. Allah Allah şuna bak hele ya. Dünya dünyaladır bu da benimle. Kendi kocasını elinde tutamamış bir de bana inanmıyor. İnanmazsa inanma. Ben senin iyiliğin için diyorum. Aldatılmak kolay şeydir. Önceden önemini al diye. Oy uzak ola. Ama ben sen olsam vallahi kendimi hani böyle dağlara taşlara atardım. Hani böyle ortadan ikiye yırtarım. Yine ölmezsem daha beterim. Zehrin içine atlardım. Ay uzak ola. Düşününce çok kötü oldu. Oh. Haydi. Ben çok duygusallığa gelemiyorum. Sen kal burada. Ben gideyim. Mustu! Hoş geldiniz Muhteber Hanım. Sizi bu kadar çabuk beklemiyordum. Hiç de hoş gelmedim. Diyeceğimi deyip gideceğim. Sen de beni dinleyeceksin. Demek Kaan'la konuştunuz.
Şimdi inandınız mı bana? Kafa çeneni. Sen kendini bir yalana inandırmışsın. Benim oğlumu da buna alet etmişsin. Ama beni inandıramazsın. Ben senin gibileri çok gördüm. Ona ne şüphe? Siz de ben de sevdiğimiz adamları başka kadınlarla paylaşıyoruz. Birbirimizden ne farkımız var? Bana bak. Senin o çatal dilin bana sökmez. Oğlumun yakasını bırakacaksın. Yoksa bir daha böyle güzel güzel konuşmam. Mühteber Hanımcığım, siz beni yanlış anladınız. Ben sizden rıza istemiyorum. Ben size olacakları anlatıyorum. Oğlunuzla birbirimizi seviyoruz ve buna kimse engel olamayacak. He. Ben bunu bilmeden önceydi. Artık meydanı sana bırakmayacağım. Vallahi orası sizin bileceğiniz iş. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Bize ne kadar engel olmaya çalışırsanız kanı o kadar bana itersiniz. Zaten siz de bunu konuşmaya gelmediniz mi buraya? Ha? Bak canım, ben seni uyarmak için geldim. Oğlumun yakasını bırakman için ne gerekirse yaparım. Paraysa para, dert etse dert et. Mühteber Hanımcığım, biz bu meseleleri geçeli yıllar oldu. Bence siz kocanızla gelinize bu durumu nasıl açıklayacaksınız onu düşünmeye başlayın. Ha? Abi. Ya abi. Yok abim abi. Ya abi. Ya bırak oğlum yok. Ya dur bir dakika bir. Kalmadı oğlum abim abi. Kapattım dükkanı ben ne? Ya konuşmamız lazım. Ya oğlum istifa ettim diyorum abilikten. Bırak konuşmayacağım seninle. Ya tamam sen konuşma. İki dakika beni dinle. Yürü bakayım ne diyeceğim hadi. Hala ne anlatıyorsun? Mühteber Hanım. Bu şekilde gidemezsiniz. Daha konuşacaklarımız bitmedi. Ben diyeceğimi dedim. Bitti. Gerisini var git kendin düşün. İnan mecbur kalmasam Bella'ya anlatmazdım. Gerçekten mecbur kaldım. Ya oğlum ne demek mecbur kaldım? Ya kız sana işkence mi etti? İşkence ettiyse söyle polise gidelim. Hak var, hukuk var oğlum memlekette. Yani onun gibi bir şey. Ben eve çok geç gidince Bella da bayağı bir trip attı. Ya anca gerçeği söylesem iyi olacaktı. Ben de... Sen de kendini kurtarmak için beni yaktın yani öyle mi? Yani tam öyle değil. Bir an sinirli ağzımdan kaçtı diyelim. Vallahi nereden kaçtıysa kaçtı Hazar. Sonuçta ikiniz bir oldunuz, beni bitirdiniz. Ya abi ne alakası var ya? Kız söylemedim diye yemin ediyor. Zaten bir ton laf ettim kıza. Çok da ağır konuştum. Ya vah vah çok üzüldüm Hazar'ım. İstersen ben gideyim aranızı yapayım ha? Ya abi bir doğru düzgün dinle ne olur. Yani Bella yapmış olsa kesin söylerdi bana. Ya hala yapmış olsa diyor ya. Hala yapmış olsa diyor. Oğlum ben sana sırrımı verdim. Sen gittin karına yumurtladın. O da yemedi, içmedi. Anama yaranmak için gidip ona söyledi işte. Yani belli aslında böyle şeyler yapmazdı ama. Ya yapmış işte. Ya belki başka biri söylemiştir, olamaz mı? Ya Hazar bak beni delirtme oğlum. Bu sırrı senden benden başka bilen var mıydı? Ha de bana var mıydı? Yoktu. E yoktu işte. Demek ki neymiş? Ya sen söyledin ya da karın söyledi oğlum. Başka kim söyleyecek? Ben söyledim. Mühteber Hanım, bakar mısınız? Merhaba. Merhaba. Elmas ben. Tabii, tanımamız normal. Daha önce hiç tanışma fırsatımız olmamıştı. Malum, kalender ağa eve adım atmam bile müsaade etmemişti. Siz neden bahsediyorsunuz? Ben pek anlamadım. Yıllar yıllar öncesinden bahsediyorum Mühteber Hanım. Oğlunuzla birbirimizi çok sevmiştik biz. Ama eşiniz beni istemedi. Evlenmemize engel oldu. Ama birlikte olmamızı engel alamadı. Oğlunuzla konuşabilirsiniz, yalan söylemiyorum. Biz hala çok seviyoruz oğlumuzla birbirimizi. Elmas, sen ne dedin? Ben söyledim. Ya Elmas niye böyle bir şey yaptın? Vallahi artık birinin çıkıp bu cesareti göstermesi gerekiyordu. Ben yıllarca bekledim, sen şu kadarcık ufacık bir adım bile atmadın. Anamlar buradayken sen de onlara söyleyeyim, iş bitsin gitsin dedin, öyle mi? Oh, söyledim iyi oldu.
Ya Elmas, beni bitirdin ya. Beni mahvettin ya. Şerefim, haysiyetim falan iki paralık oldu. Anamdan yediğim azar da cabası. Acaba babam öğrenince kim bilir neler yapacak. Sen hiç merak etme. Ben de o azarları, hakaretleri bir dinledim az önce. Ne? Mühteber anam mı buradaydı? Oo, ben bittim. Tamam arkadaşlar, görüşürüz. Hiçbir şey bitmedi ha. Hiçbir şey bitmedi. Her şey asıl şimdi başlıyor. Elmas, bak beni iyi dinle. Hiçbir şey şimdi başlamıyor. Aksine her şey şu an bitiyor. Anamla konuşacağım. Bu mevzu aramızda kalacak, bitecek. Tamam mı? Bence bundan o kadar emin olma abi. Aa tabii, affedersin Hazarcığım. Senin o gevşek ağzını hesaba katmadık, doğru. Bu defter açıldı bir kere, daha da kapanmaz. Sen de seçimini yap artık. Yap. Elmas, güzelim. Ya ne seçimi, ne diyorsun Allah'ın sen? Ya karın ya ben diyorum. Artık yoluna iki yükle devam edemez. Birimizden birini atacaksın artık sırtından. At canım. Vallahi helal olsun, bravo. Bak görüyor musun, hiç geri vites yok. Ya kadın gitmiş, anama her şeyi anlatmış. Karşıma gelmiş, alttan alacağına bir de rest çekiyor. Bravo ya, helal olsun. Hiç geri vites yok. Abim doğru söylüyor Elmas. Şu an bunları konuşmanın vakti değil. Bundan daha mühim meselelerimiz var. Bundan daha mühim bir meselemiz yok Hazar'a. Bak sen ne yaptın? Başkasıyla zorla sözlendiğin halde gittin bastın nikah sevdiğin kıza, getirdin babanın karşısına. Ama Kaan ne yaptı? Beni alnının akı gibi taşıyacağı yerde buraya kapattı. Kaan ayda bir yerlere kapatsak hiç fena olmayacak ha. Vallahi bu iş senin bileceğin iş. Aha, senin bileceğin iş. Ben söyleyeceğimi söyledim. Sen de seçimini yapacaksın artık. Ya karını seçeceksin ya beni seçeceksin. Öyle artık Elmas kuytuda köşede kaderine boyun eğmeyecek. Eğmeyecek. Duydun mu beni? Anladın mı? Ha, bu arada Hazar'a hoş geldin. Malum düğüne gelemedik. Durumlar ortada. Artık kusura bakmayacaksın. Gör bak nelerle uğraşıyorum ben. Kolay mı? Kafayı yiyeceğim Hazar ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Hipodromu mu niye geldik Kalender Bey? Yoksa at yarışı falan mı oynayacaksınız? Yok be ciğerim benim. Başka türlü heveslerim var. Seni burada hayatımda en sevdiğim hatunlarla tanıştıracağım. Burada, hipodromda. Burada, hipodromda. Aman Kalender Beyciğim lütfen, yani bir heves uğruna beni öyle hatunlu matunlu ortama sokmayın lütfen. Ben eşimden son derece memnunum. Böyle bir riske giremem. Ya korkma Kamil Bey, korkma. Bunlar senin bildiğin hatunlara benzemez. Bunlar başka. Öyle Kamile Hanım'a rakip han olamazlar. Niye? Çok mu çirkinler? Bilakis evdekilerden daha da güzeller. Hasan, yarışlara hazır mısın bakalım? Hazırım tabii. Her zaman hazırım. Doktor Hasan Bey jokey mi? Yok efendim, nereden çıkarıyorsunuz? Onların derdi başka, birazdan görürsün. Ne kadar gizemlisiniz Kalemle Bey. Bak şuna da içeriye sayın. Yengem. Güzel yengem. Ne oldu sana böyle? Dalmışsın gene uzaklara. Yok bir şey. Yok. Nasıl yok bir şey ya? Söyle ne oldu? Abimle mi kavga ettiniz yoksa? Anlatsana. Ya anlatamam Şirin. Sadece benimle ilgili bir şey değil çünkü. Ay ne olabilir ki? Alt tarafı karı koca kavgası işte. Ya aramamıştır, ya gittiği yere haber vermemiştir. Ay ne bileyim. Abimle senin ne sorun olabilir ki? Hadi geç karşıma, anlat. Bu seferki çok büyük bir sorun Şirin. Çatlatma da anlat hadi. Abin bana inanmıyor. Gözümün içine baka baka yalancı diyor. Şüş! Yani saçmalama yenge. Yanlış anlamışsındır. Yok Şirin. Ben anlayacağım, anladım. Hep buradaki insanların lafına bakıyor. Bana haksızlık ediyor. Yenge, abim senin için neleri göze aldı? Hiç olur mu öyle şey? Demek ki buraya kadardı. Artık ne olursa olsun beni savunan Hazar yok Şirin. Yenge sen neler... Ya Şirin, Hazar bana güvenmiyor. İyi yıka Afet, iyi yıka. Bundan sonra yine iş başa düşecek. Orada be kız. Penzil rütbe olacağım demek. Böyle dıngıla fıstık gibi dengeler değişecek demek.
Yeni gelin yine sen olacaksın. Tövbe de ya. Ne diyorsun kızım? Hele açık açık bir anlat bakayım. Senin de gözün aydın ha Asiye Ana. Seninkiler öyle büyük bir kavga etti ki. Ama ne kavga. Hazar ağam vermiş veriştirmiş. Öyle bir hırsı çıkmış. Bir kışıldamış ki sorma. Sonrasını zaten ben de gördüm. Ay öyle bir gitme gitti ki. Sanırsın evi terk etti. Kız doğru mu diyorsun? Bana bak. Boşuna heveslen durma bizi. Oo, hiç bizde vre olur. İnanmıyorsan git Belo'ya bak. Yazık. Ağlamaktan gözleri davul gibi olmuştur eşin. Vallahi mı kız? Asiye dualarımız kabul oluyor herhalde. He vallahi öyle görünüyor. Sen hele gel gel. Gel şuraya otur da şu işi başından bir anlat bakayım. Ay anlat da neşemizi bulalım. Şimdi Hazar ağam zaten eve çok geç saatte geldi. Yazık bu Belo da pencere başında sabaha kadar beklemiş. Ama ne gelen var ne giden. Neredeymiş ki Hazar? Bir şey demiş mi? Nerede olacak? Tabii hovardalıkta. Ay aferin benim oğluma. Demek ki normale dönüyor. Sabah ne olmuş? Bunlar işte kavga etmişler. Belo Hazar ağama hesap sormuş. Allah Allah, ona neymiş ki? Hazar ağam da aynı şeyi söylemiş olacak ki bunlar birbirlerine gülmüşler. Aferin oğluma. Gururludur benim uşağım. Daha da gelmez o eve görürsünüz. Ayşe, yaz bir kenara. Bugünü bayram ilan ediyorum. Senin bayram kısa sürecek herhalde Asiye Ana. Niye ki? Hazar ağam geliyor. Tez pişman oldu herhal. Oy. Puf senin gibi evlada. Şuna bak şuna. Nasıl da kuyruğunu kestirmiş geliyi. Al Asiye'cim. Bir bardak su iç üstüne iyi gelir. Kardeşim. Al kes şunu elimde. Allah. Bence sizinki sadece dil problemi yenge. Yani tam olarak birbirinizi anlamıyorsunuz. Evet. Hazar beni hiç anlamıyor. Ya ben öyle bir anlayışsızlıktan bahsetmiyorum. Hani senin Türkçen biraz kıt ya. Belki yanlış anlamışsındır. O bakışlarda mı yanlış anladım Şirin? Hele o bağırmasını hiç unutmayacağım. Bak abim de geldi şimdi. Tane tane güzel güzel konuşun tamam mı? Abi sen de kızın anlayacağı dilden konuş. Tamam canım. Ne oldu? Yine bağırmaya mı geldin? Aşkım gerçekten çok özür dilerim. Yani seni boşu boşuna üzmüşüm. O kadın her şeyi kendisi anlatmış Muhtemel Hanım'a. Aklamadım demek ha? Ne güzel. Gerçekten çok özür dilerim. Yani düşünmeden saçma sapan bir hareket yaptım. Düşünmeliydin Hazar. Benim karım böyle bir şey yapmaz demeliydin. Yaptım bir hata. Uzatmayalım istersen ha. Şimdi uzatmadım diyelim. Sonra ne olacak Hazar? Sen yine bana inanmayacaksın. Yok yok. Bundan sonra sadece sana inanacağım. Çok kırıldım Hazar. Böyle bir özürle geçecek gibi değil. Yani önceden olsa geçerdi. Niye bu kadar uzatıyorsun ki? Şimdi kabahatli ben mi oldum? Sadece uzatmayalım diyorum. Bunca zamanı hiçbir şey ses çıkarmadım. Her şeyi gözü yumdum. Ama yeter Hazar. Tabii ya yeter artık. Git. Ben sana her şeyi anlattım. Sen her şeyi bile bile geldin buraya. Çocuk doğru değil vallahi. Ya doğruyu söylesene. Sen başka bir şey falan mı sinirlendin? Şuna bak ya. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Asıl sen benimle dalga mı geçiyorsun? Adam gibi yanına geldim. Tamam haklısın dedim. Özür diledim. Hala neyden bahsediyorsun sen? Bence senin barışmaya falan niyetin yok. Bütün suç bende yani. Ben kavga etmek istediğin için. Öyle mi? Evet aynen öyle. Yoksa niye bu kadar uzatasın ki? Ya sen var ya sen. Ben var ya ben. Söyle söyle çekinme. Yok bir şey. Yok. Sen gemileri çoktan yakmışsın belli. Bileydim. Ne oluyor orada? Siz utanmadan bizi mi dinliyorsunuz? Aa, yok uşağım sen yanlış anladın biz.
hava şey edelim diye. Ya bırak anne ya. Size de gün doğdu tabii. Sevinin, sevinin. Vallahi bitmiş bu iş. Ay, acıklısın. Pazar, günaydın. Allah Allah. Pazarın neyi var ki? Anam, iyice kızıştı ya ortalık. Kimse yok mu? Anne. Kız, Siti kız, gel gel. Aldın tabii kavganın kokusunu, hemen damladın konağa değil mi? Ne kavgası kız? Ablamı görmeye geldim ben. Nerede o? Ama bilmiyorum, bilmiyorum. Sabahla erkenden çıktı gitti. Pazarın nesi var? Gözü hiçbir şey görmüyordu. Kız, benim de kavga dediğim o ya zaten. Ama bunlar Belo'yla birbirlerine girdiler. Vallahi mı? He, vallahi billah. Ama kız sen beni vırıkçı sandın. Sana yalan borcun var benim. Dün gece Hazar eve gelmedi. Ortalıkta kıyamet koptu. Belo şimdi yukarıda ağlıyor. Deme. Vallahi billah dedim bile. Oy, maşallah. Kamilla Hanım da iyice ahbabımız oldu ha. Ben çağırdım. Hem siz hepiniz bir neredesiniz? Hazar'la da... İşimiz vardı. Söyleyemeyiz şimdilik. Sır. Siz bir haltlar karıştırırsınız ama... Hem bir numara nerede? Bir numara kim be? Mühteber. Mühteber ablam. Vallahi Mühteber ablam bu aralar bizden habersiz bir geliyor bir gidiyor. Bize iri diri mini olacağız dedi. Otel odasında kodu gitti, sabahını soluğu burada aldık. Ama şimdi gene yok. Nerede ha? Nerede? O geldi de sen durdun sanki. Ya Asiye, ben geldiğimde sen buradaydın Bostan Korkulu. Ben bir kere sizin geleceğinizi bildim de geldim. He. Ya şey, sen onu benim külahıma anlat, külahıma. Vallahi senin de Mühteber'den eksik kalır yanın yok ha. Mühteber, Mühteber. Bir bitiremediniz ben ha. Mühteber kadar taş düşsün başınıza. Oy, gelmiş de kapılardan laf dinleymiş. Ha, lafınız laf da ben de dinledim. Dinleme tabi, dinleme Mühteber abla. Vallahi kırgınım ben sana. Otelde bıraktın bizi, geldin ağamın yanına. Yasin. Nerede kalmıştık? Haydi devam edelim. Ne diyor? Satış diyorduk. Ya otelde siz beni nasıl sattınız? Bir onu anlatın hele ya. Ya Ayşe ya sen Mühteber ablamın yanında oturmaya utanmıyor musun ya? Bir ayağa kalksana. Ayıp, ayıp. Ya sen benim boyuma laf edene kadar şu yuttuğun bastonu bir çıkarsana. Ne dedin sen, ne dedin sen? Baston yutmuşsun dedim. Sana ben bastonu bir yuttururum vallahi seni. Ay ettim sana. Vallahi yettin sen artık. Yettin sana. Ay ben canımla yettin ya. Karadeniz'in cadısı. Bir seni buraya. Merhaba canım. Hayırdır? Neye sıkıldın böyle? Hiç. Sıkılmadım aslında. Hani arkadaş olmuştuk biz. Belli ki bir şeyim var işte. Tir tir titriyorsun. He. Haydi o zaman ben böyle iki güzel arkadaşı baş başa bırakayım da rahat rahat dertleşin siz. Bak, ablam bir şey ettiyse söyle. Konuşurum ben onunla. Yok, yok, hayır, hayır. Mühteber'e neyi kırılmadım? Ona kırılmadıysan kime kırıldın? Bırak dedim!
sen öyle dedikçe daha çok çekiyor onu. Kız ne yapıyorsunuz? Bırakın birbirinizi ya. Kız bak abim gelir de sizi böyle görürse ben karışmam ha. Kız bırak. Ya bıraksana kız, bıraksana ya. Önce sen bırak. Aa, kız senlik varmış ya burada. Hadi devam devam. Ay çok özlemişim. Ay nedir bu kadınlar ya? Bırakın Allah aşkına. Nedir bu avamlık bu kadar? Ay he vallahi Kamil bacı ya. Ay bunlar avamlıktan birinci gelir ha. Ama senin de bunlardan aşağı kalır yanın yok yani. Kadın demeye bin şahit lazım. Ay haklısın vallahi Kamil Hanım. Ay bir baba, bir bunlara bak. Kadın dedin benim gibi olur değil mi? Ha sen kadınsan biz eşek miyiz? He, eşeksiniz. Sen de merzifon eşek. Ağzını topla Asiye, ne biçim konuşuyorsun öyle? Hem ben senin gibisini 5 tane cebimden çıkartırım. Ay. Mühteber abla ya. Valla sen maşallah bu cüsseyle 5 değil 10 tane benden çıkar. Hiç gülmen. Hiç gülmen. Ben size bir şey diyeyim mi? Sizin var ya bir yüzün öbürlerine hiç bir farkı yok ha. İşiniz gücünüz aksamadan hırgür. Yani böyle yapa yapa adamı da soğuttuğunuz kendinizden be. Tabii. Gül gibi kerindirem aslan gibi sizi ne yapsın? Şu halinize bakın çirkin çirkin kadınlar. Hiçbirinizde bir first lady havası yok. Ne havası? First lady havası. Kız neymiş ki o? İlk kadın demek ilk. Önde gelen birinci kadın demek. Allah Kamil bacı. Ben birinci kadınım. Bunlar sonradan sümük gibi yapıştı arkamdan. Ama bu işler böyle sırayla olmuyor canım. İnsanın bir kere ruhunda olacak bu. O nasıl oluyor ki? Bir anlat hele. Hepinize öğreteceğim, merak etmeyin. Haydi düşün peşime. Uy. Ya kız, uy, kız niye durdun? Kulaklarıma inanamıyorum. Duyduklarım doğru öyle mi? Hazarlan, bayağı bayağı kavga ettiniz. Siz neden ki? Birbirinizi çok seviyorsunuz. Belki bir yanlış anlaşılma olmuştur. Hazar bana güvenmiyor Dilan. Bunun başka açıklaması yok. Emin misin? Nereden anladın öyle olduğunu? Beni dedikodu yapmakla suçladı ama ben yapmadım. Söyledim ona da ama inanmadı bana. Aa, öyleyse iş değişir tabii. Güven olmadan evlilik yürümez. Olmaz. Mümkün değil. Ama ne yalan söyleyeyim. Vallahi çok şaşırdım. Hazar ben ne desem inanırdı. Hatta bir kere anasıyla ters düşmüştük de yine benim sözüme güvenmişti. Sakın sen bir yerlerde yanlış yapmış olmayasın. Yapmadım Dilan, yapmadım. Kimseye bir şey demedim ama Hazar dedin diyor. Çok kırıldım. Gerçi senin yerinde olsam ben de çok kırılırdım. Hiç kolay değil vallahi. Aslında ben biraz fazla abarttım. Ya özür dilemişti ne güzel. Ama ben uzattım. O da çok kızdı. İyi yapmışsın. Öyle hemen teslim olma. Azıcık diren. Yoksa sana şimdiden inanmıyorsa ileride kim bilir nasıl olur. Gerçekten mi? Öyle tabii. Bizim buraların erkekleri zaman geçtikçe daha da fena olur. Gerçi Hazar onlardan değil. Yani inşallah değildir. Ya ne yapacağım Dilan? Ya ne yapacağım? Sen Hazar'ı benden iyi tanıyorsun. Merak etme. Benim sözümden dışarı çıkma yeter. Ben sizin aranızı düzelteceğim. Gerçekten mi? Gerçekten. Kadınlar bakın şimdi. Kocanızın first lady'si olmak istiyorsanız bir kere onu çok iyi tanımanız gerekir. Şimdi ben size bir soru soruyor, cevap verin bakayım bana. Aslan gibi kalender ağam. Yoğurt mu sever, sütlaç mı? Sütlaç. Sazanlar, bilemediniz işte, yoğurt sever. Aa, niyeymiş o? Ah canım, tabii senin dünyadan haberin yok. Hiç değilse bu 3 kadın bir adamı paylaşıyor. Sende o da yok. Onun için sen daha çok bir dinle beni, tamam? Kulak ver benim söylediklerime. Haydi bakın şimdi. Erkekler hıyar gibidir.
Evet. Ancak bir yoğurdun içinde kendilerini bulabilirler. Oy! Şimdi biz hıyarımızı alıyoruz, yoğurdumuzun içine bir güzel doğruyoruz. Yani ağzımıza layık bir cacık yapıyoruz. Tövbe ya! Tabii böyle kuru kuruya değil. Şimdi buradan tuz alıyoruz. Bu bizim nazımız. Evet, tuzu döktük ama kesinlikle fazla dökmüyoruz çünkü zehir gibi olur, hiç yenmez. Afet, tarifi not al kızım, not al. Ana alırım alırım, sen hiç meraklanma benden. Evet, şimdi bu da bizim kekiğimiz. Yani bu bizim asaletimiz. Ne yapıyoruz? Bunu bolca koyuyoruz, hiç sakıncası yok. İstediğiniz kadar kekik koyabilirsiniz. Tamam, şimdi sıra geldi. Olmazsa olmazımıza. Evet, bu bizim dişiliğimiz, kadınlığımız. Ne yapıyoruz bunu? Böyle boca etmiyoruz. Ama cimri de davranmıyoruz. Böyle yoğurdun üstünü yalayıp geçiyoruz. Sen yalanmayacaksın, o onu yalayacak, geçecek. Evet, böyle adamın üstüne çullanırsanız çok koyarak vıcık vıcık olur. Hiç anlamı olmaz. Aman bu ne saçma şey ya? Ya böyle cacık mı olur? Ama ben gittim ha, siz ne halınız varsa görün. Sen öyle dışılık falan deyince ümidini yitirdi herhal. Neyse ne canım. Ne anlatıyordunuz siz? Şeyde kalmıştık, dişilikte. Anlatın hele bir daha. Yok Türkmen, bu kadar yeter bugünlük. Asıl derslerimiz akşama başlayacak. Vallahi fazla ötelemezseniz iyi edersiniz ha. Konaktaki günleri sayılı da. Ne oldu da neden öyle dedin sen? Belo ile Hazar çok fena kapıştılar. Ne diyorsun? Ey neden benim haberim yok? Gel gel her şeyi anlat ama bana detay ver, gel. İyi, geleyim madem. Oh. Ama detay ver, iyice bir detay ver. Haydi. Şimdi sabahın avluya gittim. Belo'ya baktım ağlıyor. Kız dedim neyin var anlaşayım bira. Başta dedi yok bir şey ama ben anladım. Meğer sen Hazar tut bu Belo'ya bağır. Ay içine bir dert etmiş. Ya dedim bağırır kocandır. Anamlar onca şey etti. Ses etmeden kocan bağırınca bir kendinden geçtim diye tokada bir çarpmışım ben, alışkanlık ol. Ondan sonra. Ha, cacıkmış. Ben olmuşum cacık. Abla, abla. Kız. Neredeydin sen? Nereye kayboldun? Bella'nın yanındaydım. Havadisler çok güzel abla. Ne havadisi kız? Oho, senin de hiçbir şeyden haberin yok abla. Böyle olur orta olmaz. Gel odanda konuşalım. Gel gel. Konuşalım. Kız, Hazar karısına kafa tut değil mi? Bu salak Bella da olayı büyüttükçe büyütmüş. Pireyken deve yapmış. Sakın buralardan ayrılma. Sen Hazar'ın gözünün önünde ol. Hani ateşlerde söndü mü bir güzelce harlarsın. Harlamaz mıyım abla? Onları öyle bir harlarım ki iki güne kalmaz boşanırlar. Ya bu Bela salak zaten. Sana bir güvendi mi sen ne dersen inanır. Ya bunlar böyle birbirleriyle dalaştıkça sen Hazar'ın gözüne şirin gözükürsün. Bu iş oldu bitti Saş. Doğru diyorsun abla. Sonunda şans benim de yüzüme güldü. Kız, sadece şans mı? Hazar da yüzüne gülecek. Sen bana güven. Güven. Oh oh ne güzel. Bizim uğraşmamıza gerek kalmadı. Kendi kendilerine küsüşüp ayrılmışlar. Ne güzel. Ya ne olacaktı? Benim aslan gibi, dalyan gibi uşağım. Senin o baston bacaklı kızından elbet bir gün sıkılacaktı. Ayıp ya. Aa. Tam tersi bir kere. Benim bilgili, kültürlü, asaletli kızımın senin o yaban oğlana daha fazla tahammül etmesi de beklenemezdi. Oo, Möteber abla. Kararıp gittiydin, allanıp girmişsin. Hayırdır? Kardeşim beni ziyarete gelmiş. Nasıl keyiflenmeyeyim? He, öyle, öyle. Konakta bizimle birkaç gün kalacak. Dünür. Dünür müjdemi isterim. Yakında yollarımız ayrılıyor. İnşallah. Kamilla Hanım, kurban olan bize föst edili öğretmeden bir yere gitme ha. Ya Türkmen abla,
Sen mevzuyu yanlış anlamışsın. First Lady olabilmen için öncelikle bir adım gerekli. Kendi kendinin mi First Lady'si olacaksın ya? Sahne! Hayır, sahne! Vay vay vay. Ne güzel atlar. Beklediğimize değdi vallahi. Biraz uzakta kaldık ama istersen aşağı inelim de sev biraz. Yok canım, sahipleri falan laf etmesin sonra. Ya sahibi sev diyor zaten. Nasıl ya? Bu atlar sizin mi Kalender Bey? He, bazıları. Yani beni her gün biraz daha şaşırtıyorsunuz Kalender Bey. Çok değişik zevkleriniz var. Daha yeni tanışıyoruz benim Nünür'üm. Yaşadıkça daha nelere şaşıracaksın. Atlar çok asil hayvanlar. Vallahi çok takdir ettim sizi. Bu arada abimin en sevdiğim hatunlar dedikleri var ya, am bunlar işte. Ha onlar bu atlar mı? Benim atlarımın hepsi dişidir. Bakın bakın, şu gelen möteber, hissediyorum. O ne huysuz, ne inatçıdır o. Biz de adını boşu boşuna möteber olmadık zaten. Huysuzdur, inatçıdır ama girdiği hiçbir yarışı kolay kolay bırakmaz. Nalları sökülse de koşmaya devam eder. Adıyla müsemma yani. Öyle, öyle. Aha bak, bu gelen de Ayşe. Tıpkı evdeki Ayşe gibi o da arabasılıdır. Halep'ten getirttim onu. Bacakları kısadır, kısadır ama süre gibidir Ayşem. He abim doğru söylüyor. Yani jockey apprenti bile olsa Ayşe yarışı asla bırakmaz. Bu apprenti derken bu apprenticeship gibi bir şey mi yani? Stajyerlik, çıraklık gibi. Kamil Bey, Lugat'a da pek hakimiz. Bana bak, gizli gizli ganya mı oynuyor yoksa? Yok canım, ne münasebet. Tamamen İngilizce bilgisiyle ilgili bir şey. Aha, bu gelen de... Aa, durun tahmin edeyim. Asiye. Oyun anasını aldım. Asiye ya. Bu da tıpkı Asiye'm gibi pek hırçındır. Çiftesi de pek serttir. Ha, ondan yani. Deli kısrağım. Son gözden benim. Bu Asiye var ya, yarışı kazanacağını anlayınca döner tribünlere şöyle bir bakar. Alkışı alınca da hiç durmaz, gider böyle epi göğüsler. Çok incelikli, çok zarif bir hareket. Öyle, öyle. Çok zariftir, çok incedir ama çiftesi de pek serttir. Vallahi sizi anlamak mümkün değil Kalender Bey. Yani eşlerinize olan aşkınızı da öfkenizi de anlamak mümkün değil. Biz bu yola baş koyduk benim Dünür'üm. Atı seven çiftesine katlanır. Bu işin kanunu da budur. Fakat burası da sizin konak gibi. Möhteber, Ayşe, Asiye Hanımlar tıpkı evdeki gibi burada da yarışıyorlar ya. Öyle, öyle. Burada da evdeki gibi aralarındaki yarış çok kesindir. He, birazdan da yarışacaklar zaten, göreceksin. Şişt, Camgöz, tahminleri alayım. Ya Kör Aslan, sen buraya Ayşe'yi yazdırmışsın ama bence Möhteber gelir ha. Möhteber çok gergin bu ara. Çok stresli. Galop derecesi de düşük. Ha, eminsin yani. Müsellim, sen ne zamandan beri Kör Aslan'ın yanıldığını gördün? Yok, görmedim. Hep doğru mu bilir? Hep doğru bilir. Bu deliye galipten mi sesler geliyor yoksa ballı olduğundan attırıyor da tutturuyor mu bilmiyorum ama biz hiçbir ayakta yanıldığını görmedik. Yok ama görme engellerin başka duyuların gelişmiş olduğunu biliyorum. Ya başlıyor, ben. Başlıyor. Haydi. De haydi Ayşem. De haydi bakalım. Allah. Hadi geliyor. De haydi. Geliyor. Hadi bakalım, sen boyalanma. Hadi geç şimdi be. Haydi. Haydi. Geliyor. Vallahi. Lan kop da gel diyorum sana, kop da bak. Lan kop. De hadi bakalım. Möhteber hadi. Haydi Ayşe. Lan ne oldu sana be kızım, ne oldu sana? Ayşe yürü, Ayşe yürü. Ya, Ayşe. Ah, gel. Hadi. Hop da gel. Geliyorum. Dur. Sana geliyor. Dur. Koş. Hop. Ayşe. Ayşe yürü Ayşe. Koş. 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 Gel. Geliyorum. Kom da gel. Geliyor. 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 Ayşe. Ayşem kazandı Ayşem. Pardon Ayşe, böyle Ayşem dedim. Ayşem. Ya hiç önemli değil. Ben bunlara alışığım. Galasını aldım. Helal olsun sana Kör.
Sen sayende tutturduk ya Asıl'ı ya. Ya arkadaş ne zevkli bir oyunmuş bu ya. Hele böyle hep beraber izleme bir kolektif bir zevk veriyor insana yani. Yani aslında tam antik Roma zamanındaki o gladyatör oyunları gibi böyle bir katarsis yaşadım. Ne katarsisi ya? Bir sanata spor diyor. Sen tutmuş antik kuntik Roma diyorsun. Ya insan deşarj oluyor yani onu demek istiyorum. Vallahi çok yükseldim. Hani bitmeseydi ben de oynamak isterdim. Ya üçlü oyna. Üçlü. Ha. Hasan söylesin sana bas. Hasan Bey üçlü o yapayım mı? Yaz o zaman. Bir dakika. Bir dakika. Kara kızanı ya. Dur. Ne? Kara kızanı. Perşine de süt kuzuyu. Süt kuzu. Üçüncü. Dildi Bey. Dildi Bey. Abi, nerede oynayacağım ben bunu? Ya gel ben sana göstereyim gel. Ay yaşa. Bekle geliyoruz biz şimdi. Köresan. Mühteber kazanamadı, haklı çıktın. Bir dergi falan mı var acaba? Onu sen daha iyi bilin Kalender Ağa. İnanamıyorum. Adam bilgisayar gibi yani. Hepsini tahmini bakar mısınız? Sağ olun, var olun Hasan Bey. Hayatımda ilk defa at yarışından bir para kazanıyorum yani. Sen artık iflah olmazsın benim Gündür'üm. Yok canım, olur mu öyle şey? Bu tamamen eğlencelik. Bu eğlencelik şeyden önümüzdeki günlerde de var mı? Oluyor. Sağlığınıza duacıyım Hasan Beyciğim. Tekrar geliriz değil mi? Geliriz. Oynarız değil mi yine beraber? Oynarız tabii. Ben hep hazırım. Ay çok yaşa. Saat biraz geç oldu Gündür'üm. Kamelyalı Hanım bizi beklerdi. Haydi eve gidelim. Gidelim tabii, hakikaten gidelim. Peki şimdi daha sonra Camilla'yı ayarlamak için soruyorum. Mesela saat kaç gibi geliriz? Hangi gün geleceğimize bağlı. Hafta için gelirsen... Endamlı yürümek senin neyin acaba? Ya endamlı yürümek benim işim. Zarafet dediğimiz şey benim olayım. Hadi oradan be. Yürüyen yer elması sen de. Almıyor. Hiçbiriniz yapamıyorsunuz. Bir kadının en büyük özelliği yürümektir ya. İlk izlenimidir bu. Böyle iskele babası gibi sallana sallana yürürseniz olmaz. Bakın ne ucuz kadınlar gibi davetkar olacaksınız, ne de inek gibi adamın üstüne böyle yürüyüp adamı kendinizden soğutacaksınız. Herhalde Camilla Hanımcığım, sen bütün bu lafları ha buradaki karılara söylüyorsundur. Çünkü ağamı yakınlaştırmak benim uzmanlık alanımdır. Ayol, bu yaşta kendinizi el aleme rezil ediyorsunuz. Maşallah, utanmanız da yok. Hala! Hadi ağlamları anlıyorum da. Sen ne demeye böyle kafana kitap koymuş sürüyorsun ya? Bakkala çakkala giderken mi lazım olacak? Kızım, kadınlığın mesaisi mi olur ya? Kadın ölene kadar kadındır. Ne zaman lazım olacağı belli olmaz. Bakın şimdi kadınlar. Mesela böyle bir kadından bir erkek neden etkilensin? Söyleyin bana. Bakın. Kadın mı, asker mi, inzibat mı hiç belli değil. Bir erkek böyle bir kadını görünce ya selam durur ya tekmil verir. Hiçbirinizde zarafetin sesi yok. Bastığınız yer sallanıyor. Kadın dediğin parmaklarının ucunda yürür. Siz maşallah yeri inletiyorsunuz. Bakın. Böyle salına salına yürüyeceksiniz. Salına salına. Evet, ayaklarınızın uçları böyle yeri yalayacak geçecek. Erkekler parmaklarınızın uçlarına bakınca içi gıcıklanacak. Ya ben üç gün böyle yürüsem... Beş gün bel arasından kalkamam ya. Kız, şu karıya bak ya. Kemik memik yok bunun vücudunda herhalde ha. Anam, sütlaç gibi kıvrım kıvranı ya. Aha babam geliyor. Yapma ya. Psst.
Ne oluyor, ne yapıyorsunuz? Kitap okuyoruz. Öyle mi? 40 yılda bir hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Aferin, aferin. Maşallah hanımlar. Vallahi bravo. Karıcığım istersen biz de artık evimize gidelim, he? Tamam, sen git. Benim kadınlarla biraz işim var. Geleceğim. Ya daha bitmedi mi Tamilla Hanım? Bitmedi. O zaman size iyi eğlenceler. Müsaadenizle. İyi geceler benim dünürüm. Haydi gelin peşimden. Takip edin beni. Gelin dedim. Şimdi yürüyüş ve zarafet dersini bir kenara bırakıyoruz. Biraz da konuşmamıza bakıyoruz, tamam? Anam bunlar zaten başka bir şey bilmiyor ki konuşmaktan başka. Tamam, sen bir sus. Ayşe, şimdi sen beni şey farz et. Aslan gibi kalender ağam farz et ve bana biraz cilve yap. Yani beni baştan çıkar, benim hoşuma gidecek bir şeyler söyle. Gel. Tövbe, burada herkesin içinde mi? Evet, herkesin içinde. Gel. Cilve ha. Kaplanım, aslanım, sen var ya sen, bizim Mera'daki bütün büyük başlardan daha büyüksün, daha güçlüsün. Sendeki o güç, o kudret. Ayşe, nedir sen, ne yapıyorsun? Ben adama cilve yap diyorum, sen gidiyorsun sanki hayvan pazarındaki hayvanları öpüyorsun adama. Olmadı ya, çek göbeğini sıfır. Göbeğini çekerek git oraya, sıfır. Görgüsüzden de anca bu beklenirdi zaten. İzleyeyim şimdi. Aa, gözlerin daflan karası. Bakışı ısırgan kesiyi aa. Sendeki o endam bizim köyün gürgenlerinde, meşelerinde. Tamam tamam, nedir bu ya? Seninki de Karadeniz bitki örtüsünü serdin adamın önüne yani. Olmadı tabii ki. Adamın kalbine hitap edeceksin, kalbine. Otur, sıfır bile değil. Otur haydi. Ya sen ne diyorsun Karani bacı? Bak şimdi, kadın var, kadıncık var. Ben ağamın karşısında şöyle güzelce bir tikelirim. Sonra da böyle gözlerinin içine bir bakarım. Yumruğu da ağanın ağzının ortasına vurursun. Nedir bu böyle? Köylan gibi adamın karşısına geçtin böyle böyle. Adam korkar, kaçacak deli karar. Olmadı. Sıfırın altında bir bile değil. Olmadı. Camila bacı, biz ne yapacağız? Ne yapacaksınız? Aslan gibi kalender ağamın hoşuna gidecek şeyler söyleyeceksiniz adama. Ya bakın, adamlar sevdikleri şeyleri eşlerinin ağzından duymaktan çok büyük zevk alırlar. Haydi ben size soruyorum şimdi. Aslan gibi kalender ağanız en çok neyi sever, ha? Onu bilmeyecek ne var? Aa. Hı. Ben? Ne oldu sana? Ben işte o. Asiyen. Sevmiyor musun? Neyi? Beni. Asiyen. Tövbe tövbe. Gel kız sen şuradan. Ya beni o. Seni? Beni, mehteverini. Ya siz beni delirtmek mi istiyorsunuz? Gene neyin yarışındasınız siz? Aa,
Ben sana bir şey söyleyeceğim. Seni de değil Ayşe, seni de değil. Yok ağam, sana sevdiğin şeylerden bahsedeceğim. Ben sana sevdiğim bir şey diyeyim mi? Allah'a mı? Vallahi. De ağam. Ya da kulağıma söyle, ötekilerine ayıp olmasın. Ha! Kız ne oluyor? Ha, size söyleyemem. Ağamla aramızdasın. Zaten bilmiyorsanız o sizin ayabınız değil mi o? Aa, bak senin vallahi kafanı patlattın. Yürü, yıksın. Al ablasını ya. Kalk diyeyim sana, kalk. Ağam bırakma, yakacaklar beni ağam. Yürü, yürü. Ay yakacaklar beni ağam. Neler oluyor bu evde? Ağam benim ocakta yemeğim var. Bunlar, ben neden bu salak kadınlarla uğraşıyor sanki? Kamila'nın bir bak hele. Ne var Türkmen? Ne var? Ödümü patlattın. Haydi çabuk söyle, işim gücüm var. Kamila Hanım, hani şimdi sen bizim karılara kocalarını böyle nasıl ellerinde tutulması gerektiğini öğrettin ya. Koca nasıl bulunur onu da öğretsin. Yani koca nasıl bulunur Kamila Hanım? Kime lazım, sana mı? Yok, bir arkadaşa. Ha. Tamam, söyle sen arkadaşına, internet sitesine girsin, koca bulunur diye oraya girsin, bulsun koca. Nasıl isterse öyle bulabilir mi? Misal kaslı isteyin. Tabii kaslı uzun kisa ne isterse oradan bulabilir. Öyle etrafında mal gibi bakmak yerine oraya girsin, hemen bulsun arkadaşını, tamam. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Güle güle, bana bak. Buyur. O salak arkadaşına da benden çok selam söyle. Salak değil ki. Acıcık saf. Bak Dilan, görüyor musun? Kaç saat oldu, hala gelmedi. Yani bir şey demeyeyim diyorum ama... senin beklediğini bile bile bu saate kadar geç kalması hiç doğru değil. Ümrüne değilim demek ki Dilan. Bunun başka açıklaması yok ki. Tam olarak öyle değil ama... demek ki o da geri adım atma niyetinde değil. O yüzden sen de geri adım atmayacaksın. Ağzına sağlık Dilan. Tabii de geri adım atmayacak benim kızım. Neden atsın? Ya anne sen de karışma ya. Karışma anne diyorsun ama kavga etmişsiniz. Başkalarından duyuyor ben. Ne dedi sana o keçi çobanı? Anne kim kandırıyorsun sen? Bilmiyor musun sanki? Mutlaka açıklamışlardır. Tamam, ne olduysa oldu. Önemli olan senin kendini ezdirmemen. Öyle hep alttan alttan almaman, tamam? Bak şunun heyecanına bak, otur şuraya. Hevesli olduğunu belli etme kız. İyi geceler. İyi geceler. Neredesin sen bu saate kadar? Biraz işlerim vardı da. Tabii. Benim kızımdan daha mı önemli işlerin vardı? Saat geç oldu. Gelmeyecek misin yukarı? Yok. Gelmiyor. Biz anne kız oturduk, sohbet yapıyor burada. Benim de işlerim var. Sen git yat. İyi o zaman. Size iyi geceler. Aferin. Hep böyle yap. Ne güzel, yatsın işte kendi başına bu gece. Gitme yanında, yatma sen. Aferin benim kızıma. Thank you.
Günaydın Bellacığım. Günaydın Dilan. Nasıl geçti gecen? Hiç iyi geçmedi. Çok pişman oldum. Baksana Hazer ne kadar sinirli. Ben gidip barışacağım. Hop, nereye? Öyle hemen yelkenleri suya indirmek yok. Bir süre daha böyle devam et. Ya Dilan ben alışık değilim küs kalmaya. Çok üzülüyorum. Birazcık daha dayan. Azıcık burnu sürtsün. Sonra sonsuza kadar mutlu olacaksınız. İnan ki şimdi geri adım atarsan kaybedersin. Bak ne diyeceğim. Madem bu kadar çok sıkıldın, hadi seni gezmeye götüreyim ha? Yok Dilan, hiç gezecek halde değilim. E daha iyi ya işte. Azıcık havan değişir. Yoksa sen kafanda iyice kura kura muaf olacaksın burada. Hadi, hadi git hazırlan. Ya gerçekten keyfim yok Dilan. Hadi ama ya, şöyle kız kıza bir güzel gezelim. Bak, çok güzel bir yere götüreceğim seni. Bayılacaksın. Hadi, hadi. İtiraz istemiyorum. Bela! Efendim babacığım. Kızım benim poturumu gördün mü şu yeni yıkanmış olanı? Hemen getiriyorum babacığım. De haydi. Gideceğiz değil mi gezmeye? Tamam. Ama kısa bir süreliğine. Hadi git bekletme o zaman babanı. Ben aşağıda bekliyorum seni. Hayırdır Dilan? Yine buradasın. Muhteber ablam çok ısrar etti. Birkaç gün daha kalacağım. Ne var Azar? Hala akraba sayılırız öyle değil mi? Sen nasılsın? Pek bir sinirli görünüyorsun. Yok. Sinirli falan değilim ben. Gayet iyiyim. He, Bella da öyle demişti zaten. O da pek bir iyi görünüyordu. Sana ne bundan Dilan? Yapma Hazar ya. Sen hep beni yanlış anlıyorsun. Benim senin mutluluğundan başka bir derdim yok ki. Bella'yla mutlu olacağına gerçekten inansam bu işin peşini bırakacağım ama pek öyle görünmüyor. Ben Bella'yla gayet mutluyum Dilan'cığım. O yüzden mi kavgalı olduğunuz halde beni gezmeye götür diye tutturdu? Kadının hiçbir şey umurunda değil. Ne dedi ki? İşte siz kavga etmişsiniz de o bu konağa tıkılıp kalacak bir kadın değilmiş de ona hiç değer vermiyormuşsun da işte artık kendi istediği gibi yaşayacakmış da falan da filan işte. Bak Dilan, kalbini kıracağım o olacak sonunda. Sen bu söylediklerine kendin inanıyor musun? Evet Belo, hayırdır böyle gelmiş kuşamış nereye? Biz Dilan'la biraz dışarı çıkacağız. Vah. Aha bak geliyor işte. İnanmazsan kendisine sor. Hayırdır Bella? Nereye? Biz Dilan'la biraz dışarı çıkacağız. Ha. Bana söylemeden gidiyorsun yani. İyi o zaman ben tutmayayım sizi. Size iyi eğlenceler. Ne oldu Hazar? Kızdın mı? Bırak Bella ya. Bırak. Ya ne oldu şimdi? Ne olacak? Rüzgar yaptı ağamız. Planımız takır takır işliyor. Sen bana güven. Rüzgar fırtınaya dönmesin de. Gel hadi gel gidelim. Dilan, nereye gidiyorsunuz? Kız kıza dolaşacağız biraz. Aa, çok ayıp. Bensiz mi? Evet. Bekleyin hemen geliyorum. Ben de bir çantamı alayım bari. Ya Afet, küçük küçük oraya insan yiyecek bunlar ya. Ana! Ana! Kız yeminle senin bu bacından korkulur ha. Yeminle gözümün önünde Bello'yla Hazar'ı yardı gitti. Vay! Kız, ne diyorsun sen? Anlat hele. Ya ne olacak? An Dilan geldi, bu ikisini birbirine kırdırdı. Sonra Bello da Dilan'dan Şirin'den çıktı gitti. Ay Hazar ağamın buna öyle bir hırsı çıktı ki kendini eve attı. Size diyem bu iş burada bitmiştir. İnşallah. Ay, inşallah ya Rabbim inşallah. Dilan kimin bacısı?
He, yılanlan yavrusuna bak hele. Vallahi Möhtemir abla, şu iş hayırlısıyla bir bitsin. Dile benden ne dilersen. He, ne dilersem. He, ne dilersen. Möhtemir abla, Asiye'nin yokluğunu dileyebilir misin bir zahmet? Fırsatı kaçırmayalım, sayımız azalır kız. Sen hiç meraklanma anacığım. Böyle giderse sayımız bayağı bir azalacak zaten. Işık! Ana ne oluyor? Hayırdır? Ay sen demek sonunda ananın sesine geldin ya. Ay bir tane. Nasıl ya? Ay anasının kuzusu. Ana ne diyorsun Allah aşkına? Ne diyeyim oğlum? Gözümüz aydın diyorum. Gözümüz aydın. Kurban olurum. Kurban olurum vallahi Hazarım. Sen bugün yeniden doğdun evladım. Ayşe ana siz iyi misiniz? Önce anam şimdi de sen. İyiyiz. İyiyiz yavrum. Daha da iyi olacağız. Uy kız yeter de yeter de. Uy kadasını aldım. Doyamıyorum ki minnoşum. Ay sen yedin sen ya. Bırak Ayşe ya bırak. Asıl ben kutlayacağım oğlumu. Gel oğlum. Bak zararın neresinden dönersen kördür. Oğlum ya siz iyi misiniz? Möhtemir! Yukarı gel, konuşacaklarım var seninle. Ulan çağırdı da. Ay yavrum, Salim. Hazır. Ya, ya bırak. Ne güzel bir evlat. Ne güzel bir evlat. Ya. Aman be. Buyur oğlum. Bacın gelmiş Möhtemir. He geldi. Niye? Vakti mıdır, sırası mıdır şimdi? He canım beni istediği zaman ziyarete gelebilir. Möhtemir. Yaşanan onca vakadan sonra bu kızın bu eve gelmesi doğru mudur? Hem bu kız Hazar'ın eski sözlüsü değil midir? Bak. Aklında bir hinlik varsa ayağını denk al bak baştan söyleyeyim. Ya Dilan Hazar'ı ziyarete gelmedi ki. Hem onlar sözlensin diye ben zorladım. Kızın gönlü yok. Bak. Sakın günahına gireyim deme ha. Bak. Benim sözüm zaten senin bacına değil. Sanadır Möhtemir. Ya canım her şey olup bitti yani benim hevesim kaçtı. Ya hem Dilan şimdi Hazar'la Bela'nın çok iyi arkadaşı. Yani bundan böyle korkacak bir şey yoktur ha. Öyle de olsa sen gene de benim dediklerimi kulağına as. Asarım ha. O bacına da söyle, hemen gitsin bu evden. Gitsin. Şu bu işlere bak Şirin, ne kadar yüksek. Aynen öyle. Herhalde yüksek olacak. Burası yılan kale. Binlerce yılanın yuvası olmuş. Kolay mı? Bizi de kendi yuvasına getirdi yılan. Burası çağlar devirler önce. Hem binlerce yılanın hem de yılanların şahının, Şahmeran'ın yuvası olmuş. Şahmeran mı? Ya Dilan anlatsana, çok merak ettim. Ay neyi merak ediyorsun yenge? Biz yılanların şahıyla yıllardır yaşıyoruz. Şahmeran zamanın durduğu bir zamanda bu topraklarda yaşamış. Şahmeran'ın yüzü dünyadaki tüm kadınların yüzünden daha güzel olsa da belinden aşağısı yılan olan bir yaratıkmış. Ve o yüzünü gören İlk insana Cemşap'a aşık olmuş. Hikayenin sonunda Cemşap kendisine aşık olan Şahmeran'ı öldürmüş. Ve o günden sonra dünyadaki tüm yılanlar insanlardan öcünü almak için yemin etmiş. Ya ben bu hikayeyi Medusa'nın hikayesi olarak diyebiliyorum ama biraz farklı tabii. Hadi Dilan tepeye çıkalım. Ya yenge çıkmayalım, ne gerek var? Hem yılanların öcünü ne zaman alacağı belli olmaz.
Ya gidelim işte. Ya bu arada da sana hikayeyi anlatırsın, süper olur. O zaman önden buyurun Şirin Hanım. Akşamki hezimetten sonra şimdi hızlandırılmış programa geçiyoruz, tamam? Ya hanımefendi, iki sokum bir şey yedik, afyonumuz patlamadı daha ya. Tabii tabii, ye tereyağlı bazlamalı ekmekler, oh ne güzel, hık diye şu köşede yığılıp kalacaksın. Halbuki bu işler enerjikken yapılır, haydi şimdi. Öf, söyle ne var? Bugün ne çalışacağız hocam? Ha. Şimdi bugün kızlar, siz böyle konuşarak çok başarısız oldunuz. Onun için bugün beden dilimizi konuşturacağız. İşaret dili mi öğreneceğiz bu saatten sonra, arazlar gibi? Ayşe ne diyor sen? Ne demek o araz? Ne çirkin şey? Ben anlamıyorum. Hayır, beden dili diyorum sana ya. Dans edeceğiz, müziğin ritmine falan uyduracağız işte kendimizi, tamam. Çal yavrum, çal. Kuğu gibi kadınlar, kuğu gibi bakın. Bir, iki, üç, 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 bir, senden olsa olsa çirkin ördek yavrusu olur ha. Yo Asya, sen niye benimle uğraşıyorsun? Ayşe! Neden siz aranızda konuşuyor ben burada çalışırken? Hayır! Sus! Möhtübür, senyorita, möhtübür. Haydi gelin. Gelin siz de böyle eşleşin bakayım. Evet, seyredeceğim ben sizin. İkiniz eş olun bir güzel. Bir, iki, üç yapalım. Haydi. İn çık çık, 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 in çık çık. Kadınlar, siz niçin orada kendi kendinize giriyorsunuz? Haydi bakayım dünürler. Neydiniz siz? Dünür değil de ne? Kumalar. Haydi yürüyün burada. Bir, iki, üç, bir, iki. La. Ha canım. Yalnız kaldın. Sen de benden dans istene. La yürü git. Sağ mı kaldın ben? Çocuk doğru diyor Türkmen ana. Yalnız kaldın sen orada. He, yalnız kaldım. Seniyle san. Ya senyorita möhtübür, böyle böyle üstüme ama geliyorsun. Neden geliyorsun? Adam böyle kaçar sizi görünce. Dans edeceksiniz. Ritimli ritimli, şöyle şöyle, şöyle şöyle. Of. Haydi et et, dans et haydi. Kız sen ne yapıyorsun? Sen o bacaklarla ne sip sip sipliyorsun kurbağa gibi, öyle mi dans edilir? Bak ayakların yerden kesilecek ama yumuşak yumuşak. Ya Kamil Hanım ya, bunun yerden yüksekliği nedir ki? Bunun nasıl ayakları yerden kesilsin? Asya, alacağım ayağımın altına ha. Göbeğini çek, göbeğini çek. Sen de gülüp durma. Böyle horon ekibi gibi nedir? Şöyle şöyle hızlı hızlı yapıyor gibi olup hareketli gibi ama az hareket ederek yapacaksın. Haydi. Kaliteli en snob adamları an buradan bulabilirsin. Snob ne la?
Ya işte bizim Dünür Kamil gibi. Ha eyle mi? Eyle olur canım. Seç o zaman onlardan birkaç tane. Olur. Özel bir tercihin var mı yoksa şefin tavsiyesini mi alırsın? Ha vallahi böyle okumuşlardan, entel dantellerden, efendime söyleyeyim böyle kültürlülerden ortaya böyle karışık bir şey yap. Olmaz. Bu iş olmaz. Sanki sana sorduk. Ya haydi. Ya doğru söylüyor. Böyle kebapçıdan sipariş verir gibi olur mu? Önce sana bir profil açmamız gerekiyor. Tabii bir de profil picture lazım. He. O ne la? Yani diyorum ki önce senin özelliklerini yazacağız. Da anahtar bir kelime lazım. Ha anahtar kelime. Ha. Ya söylesene o bende kolay ya. Ha. Yaz o zaman ne düşüneysin? Söyle. Cazibe, endam, letafet, zerafet. Ha bir de Afrodit yaz. Bir de diva. Ya biraz gerçekçi olmak lazım değil mi bacım? Vallahi ben mütevazi bile davrandım. Sus! Neyse. Bir de nick lazım sana, nick, nick. O ne? Yani bir takma at. Ha, takma! Heh. Ha, yaz o zaman. Heh. Türk lokumu. Türk lokumu. Beğenemedin mi? Allah Allah, hem Türk'üm hem de lokum gibi karıyım. Hem yumuşak hem de tatlı. Yok sen. Allah sen sakın bu nick'i kullanma. Vallahi başımızı belaya sokarsın ha. Niye kullanmayayım? Ne varmış benim nick'imde ya? Ya yanlış anlaşılır, yanlış. Hafif kadın sanırlar. Beni. Ya öyle değil. Dur, dur. Ben sana şimdi bir nick bulacağım. Hah. Heh. Rumuz Gonca Gül. Vallahi istersen. İsterim. Ya bana bak. Senin bir vesikalık resmin var mıydı? Var tabii. Heh, güzel. İlkokulda çekti dedim, olur değil mi? Olur. Ya olur mu öyle şey? Allah Allah, yeni çekilmiş bir vesikalık resim lazım. Böyle havalı mavalı. Böyle uzaklara bakan, böyle duruşlar, bir hareketler, ifadeler. Anladın? Sen onları hazırla, sonra bana haber ver. Anladım ben onu ya. Ben kafamda çektim bile. O bende. Ben hemen geleyim. Çek, çek. Bir de böyle çek. Geç şeyle. Geç, geç. Heh. Bir de böyle çek. Çektin mi? Çektim. Ha, dur. Bir de böyle şöyle bir çek. Ne güleyim lan? Kalkamayayım. Beyler çek. Haberim yokmuş gibi çek ha beyler. Çektin mi? Çektim. Ha baha. Baha. E çekmemiş mi? Gerizekalı adam gibi çeksene bunu. Ha şunu. Haberim yokmuş gibi çek. Çektin mi? Çektim. Baha. Ha. İyi olmuş bu. Güzel olmuş. Ha. Gülünle orada ile. Ya çok güzeldi. Çok etkilendim. Ya ne büyük aşkmış ya. Yenge, sizin aşkınız Cemşap'la Şahmeran'ınkinden de büyük. Ben de Hazar'a görür görmez aşık olmuştum. Siz hala birbirinize deli gibi aşıksınız. Gözlerinizden okunuyor. Hadi o zaman gidelim. Yoksa geç kalacağız. Oo hanımlar. Hayırdır ya? Nereye böyle? Yine mi sen ya? Ay burası iyice yılan yuvasına döndü ha. Gideceğiniz yere bırakayım. İstemez. Aferin sana Dilan. Hemen yumurtladın değil mi burada olduğumuzu? Bir dakika ya. Niye kızışıyorsun ki kıza? Sen bir yere giderken abine haber vermiyorsun mu? Dilan'ım da abisine haber veriyor. Ne var ki? Neyse ne. Hadi gidelim yenge. İki dakika konuşalım. Oo, bırak kızın kolunu. Bak yoksa polis ararım. Dur yenge hanım, niye panik yapıyorsun ya? İki medeni insan gibi konuşacağız sadece. Ne konuşacaksın bana söyle. Ben yengesiyim sonuçta. Yenge, sen iyice buralı oldun ha. Tamam sen dur, ben hallederim. Bakalım bu sefer ne diyecekmiş Baran A.
bir köpek gibi beni mi takip ediyorsun sen? Hadi ne söyleyeceksen söyle. Çok vaktimi alma. Bu kadar kısa zamanda olmaz ki. Kelimeler yetmez. Ne diyorsun ya? Sana aşkımı diyorum Şirin. Aşkımı. Ya yine mi aynı konu? Ya ne olacaktı? Şirin. Gönlüme düşmüşsün bir kere. İçimdeki yangın o kadar büyük ki sönmek bilmiyor. Hatta gün geçtikçe körükleniyor. Deseydin bir kova su getiriverirdim ha? İnanmıyorsun değil mi söylediklerime? Söylediklerim bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor. Ama şunu bilesin. Sensiz bir hayat yok benim için. Benim için de seninle bir hayat yok. Artık bunu kafana sok. Niye Şirin, niye? Neyi mi beğenmiyorsun? Kız şu gördüğüm bütün toprakların ağasıyım ben. Ya başka kız olsa koşa koşa gelir konağın hanımı olur. Ay git o zaman o kızlara yalvar. Ben de sana verecek zırnık kadar gönül yok. Ölsem de yok. Hep onun yüzünden değil mi? Ferhat denilen de yüzün yüzünden. Hiç inkar etme biliyorum. Ben de ta başından beri. Nasıl biliyorsun? Ne yapacaksın nasıl? Ne önemi var ki? Ben sana röntgenci demekle az bile diyormuşum. Bir de utanmadan peşime adam mı taktın? Ne çektiğimi bir ben bilirim. Aha bir de burası bilir. Ya ne çekiyormuşsun ki sen ha? Söyleyeyim ne çektiğimi. Sevdiğinin bir başkasına aşkla bakması ne demek bilin mi sen Şirin? Ben senin gönlünün o cerfinde olduğunu bile bile sevdim seni. Sırf kalbini kazanmak için kakım çıkmadı. Bekledim, bekledim, bekledim. Bir gün o gözler beni de görür dedim. Bana da öyle aşkla bakar dedim. Ama yok. E bu da Can Begül'üm. Bak bak laflara bak. Seni tanımasam. Tanımıyorum ki ben Şirin. Sen bana hiç o fırsatı vermedin ki. Sen kimsin ki ben seni tanıyayım ha? Maganda'nın maçonun tekisin be. Canın sağ olsun. De koymaz bunlar bana. Ben yıllarca bu aşkın yükünü sırtımda taşımışım, dokum çıkmamış. Şimdi mi çıkacak? Ben sana son bir şey diyeyim de, sen gene bildiğini yap. O cerfine fazla güvenme, değil mi? Niyeymiş o? O seni niye sevdi, hiç düşündün mü? Ben düşündüm. Sen onu seviyorsun diye o seni sevdi. E ben öyle miyim? Ben beni sevmediğini bile bile sevdim seni. Hah şimdi düşün bakalım. Kimin aşkı daha büyük? De bana, kimin yüreği daha mert? Şirin, ne oldu sana? Çok kötü bir şey oldu yenge. Ne oldu? Kız söylesene. Baran, Baran Ferhat'ı biliyormuş. Ne? Nasıl yani? Ne bileyim biliyormuş yenge. Hem de baştan beri biliyormuş. Ne söyledi sana? Çok acayip şeyler söyledi. Sanki o değildi bir başkasıydı. Yoksa tehdit mi etti? Tehdit mi etti? Ne yaptı ben de anlamadım. Tamam tamam. Bak Dilan bizi bekliyor. Sana çaktırma sonra konuşuruz. Nasıldı günün? Eğlenebildin mi bari? Çok eğlendim. Ya burada ne kadar güzel yerler varmış öyle. Var var. Daha çok var. Artık her gün bir yere gidersin. Hatta gezecek yerlerin listesini yap. Beni uğraştırma. Bella bu nasıl bir tavır? Dilan bu eve geldikten sonra senin tavrın bana bayağı bir değişti. Dilan ne alakası var şimdi? O kız masum ayaklarına yatarak seni kandırıyor. Senin kanına giriyor. Olmadığın biri gibi davranıyorsun. Ben aptal değilim. Zaten aramızdaki sorun Dilan değil. Neymiş bizim aramızdaki sorun? Ya sen hala soruyor musun gerçekten Hazar? Sorun senin bana inanmaman. Güvenmemen. Bella gelip özür diledim ya. Daha ne yapmamı bekliyorsun? En başında bana güvenmeliydin. İnanmalıydın. Bak Bella. Gerçekten bu olayı çok büyütüyorsun. Şu an seni tanıyamıyorum. Yani sanki şu an karşımda sen değil de Nazgül konuşuyor.
Ne farkın kaldı onlardan? Söylesene. Ya inanmıyorum sana ya. Ben ailemin, her şeyimi bırakıp buraya geldim. Ailen beni kabul etsin diye ayak uydurmaya çalıştım. Şimdi sen bununla mı suçluyorsun? Sen ayak uydurmaya çalışmadın Bella. Sen onlar gibi oldun. Sen beni suçluyorsun Hazar. Ama asıl değişen sensin. Sensin. Yavaş yavaş, kapıyı kıracaksın. Pardon baba. Ne oldu? Bela'yla kavga mı ettiniz içeride? Sesleriniz geliyordu. Yok baba, mühim bir şey yok. Nasıl mühim bir şey yok ya? Baksana suratına. Ne oldu oğlum, söylesene. Baba yok bir şey dedim ya. Gelmeyin üstüme lütfen. Tamam dinlerim, evlilikte olur böyle şeyler. Var mı çocuğun senin? Gel otur bari, iki lokma bir şeyler ye de sinirin yatışsın. Canım istemiyor baba. Hazar! Ah Hazar! Ne oluyor Asiye? Yemek yiyeceğiz da sofrayı hazırlıyoruz. Burada mı? He. Uy. Allah Allah! Ne oldu, sofralar mı birleşiyor Möteber? He ağam, bu gece özel ya, dönüşümüzü kutluyoruz. Sana da uygun olursa tabii. Yok yok. Kamil'im dünürüm benim, yabancı değil. Yiyebiliriz. Uhu Ayşe'm, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu, Kamelyalı Hanım yok mu? Geliyor ağam, geliyor. Oo, Kamelyalı Hanım, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Gelin, gelin, yanıma oturun, gelin. Gelin. Of, bismillah. Şunu minderim. Gidin oğlum, öyle hep beraber. Al, al, al. Minder getir, afet. Minder getir, afet. Minder getirebilir misin? Afetciğim benim gelinim. Allah Allah. Allah razı olsun. Haydin afiyet olsun. Sağ ol canım kızım ya. Hazır mısınız? He. İyi o zaman, hadi afiyet olsun. Ya niye böyle koro halinde yiyorsunuz? Yemek yemenin de bir adabı var değil mi ağam? Öyle öyle. De haydi. Ya az biraz sessiz olun ya. Tamam. Ya şu çatalla bıçakla yemeği bilmiyorsanız ellerinizle yiyin. Yok artık. Değil miyiz biz ha? Değil miyiz? Değiliz. Ulan bir rahat vermediniz şu sofrada ya. Kalk benim dünürüm, kalk. Kalk. Ulan nereye gidiyorsun ya? Sana ne? Sana ne? Ben bu gece gidiyorum, bir daha da gelmiyorum. Yürü dünürüm. Gidek de biraz kafa dinleyek. Yazıklar olsun size verdiğim emeklere. Değil yemek, çetel bıçak senfonisi dinledik bütün gece. Yazık, yazık. Ayı bahçe açmış, yaz mı gelecek? Gönlüm sevdadan. Şundaki huzura bak. Ha, ettiklerim. Sen bana huzurun resmini yapabilir misin dünürüm, Kamil'im? Bak baştan aşağı huzur herif ya. Vallahi doğru söylüyorsun muhtarım. İnsan imreniyor ya. Oo,
kimler gelmiş, kimler gelmiş. Vallahi kaynanalarını seviyormuş. Gelin. Gelin. Gelin, 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 gelin. Merhabalar. Çayı yeni demlediydim. Katıyorum size de, ha. Otur. Benim kardeşim, biz başka bir şeyle demlensek daha sert bir şeyin var mı acaba bizim için? Olmaz mı abim? Dur, dur getiriyorum, dur. Onu da mı kendi yapıyor? Bu müsellim her bir şeyini kendi yapar. Ama korkma çok güvenilirdir. Ya bunların hepsi senin yüzünden oldu Kamil bacı ya. Ya Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olduk. He, ben hiçbir şey anlamadım. Biz niye başa döndük? Adamı zaten ayartmışız ki kocamız olmuş. Yok, siz anlamayacaksınız. Eğer benim derslerde öğrettiklerimi siz harfiyen yerine getirseydiniz... ...şu anda Kalender Ağam'ın sultanıydınız, sultanı. Ya biz sen gelmeden önce zaten Ağam'ın sultanıydık. Bizi maskara ettin, adamı da çileden çıkarttın. Ama ben ne bileyim yani herkes eğitilebilir diye zannetmiştim. Nereden bilebilirdim sizin bu kadar odun olduğunuzu? Odun mu? Lafını bil de konuş Kamil Hanım. Vallahi ben kıymık gibi karıyım. Ufak tefeğim ama battı mı fena yıkarım ha. Ya sen ne diyorsun Kamil bacı ya? Yani Kalender Ağam eskisinden daha beter oldu. Şimdi nasıl halledeceğiz? Ay, ağam yüzümüze bile bakmayacak artık. Canım bir dakika, bu kadar da umutsuz olmayın. Henüz son kozumuzu oynamadık. Allah Allah ya. Kadın kaç yıllık kocamızdan etti bizi, hala son koz diyor ya. He, önceden istiyorsa yüzümüze bakaydı. Şimdi o da yok. Tabii, siz bu kafayla giderseniz... ...sirayı ömür boyu dördüncüye kaptırırsınız. Ne diyor kız bu? Araya kaynak yapacaklar diye. Dört geliyi dört. Vallahi şuradaki huzuru hiçbir yerde bulamadım ha. Hayat sana güzel be müsellim. Azıcık aşım, ağrısız başım. Yahu bir de bana diyorlar ki niye evlenmiyorsun? Ya ben deli miyim? Yani o kadar deli miyim? Vallahi haklısın. Peki niye evlendiniz? Kimse bana sormadı ki. Babam tuttu getirdi mühteberi. Aha işte bu da senin karın dedi. Niye dedim? Düşmanlık bitsin diye dediler. Ya bu doğru. Tamam da ikincisi? Ya onu hiç karıştırma. O tamamen bir karambol. Karambol ne demek ya? Yanlışlıkla mı oldu yani, anlamadım. Ya ben bunun teyze kızını görmüştüm düğünde. Öyle hoşuma gitmişti. Döndüm babama dedim ki baba aha bu kızı alalım dedim. Babama gösterdim kızı, babam tutmuş yanlış kızı görmüş. Ben bunun yüzünü ilk defa gerdekte böyle açınca gördüm. Ya sonra da ayıp olur diye yeri gönderemedim. Bu da doğru. Tövbe estağfurullah. Bayağı yani ne çıkarsa bahtım olmuş ya. Yağmurdan kaçayım derken doluya tutuldum, tuttum Asiye'yi aldım. Abo, bu da doğru. Ama muhterem sizi dışarıdan gören de hani böyle haremiyle keyif çatıyor zanneder. Yahu sizin hayat bayağı böyle kölelikmiş mi muhterem? Nerede? Benim ayağımda üç tane pranga, başımda üç tane gardiyan. Herkesin bir seferde kazandığı o mutluluğu bakarsın ben dördüncüde kazanırım. Aa, olur mu canım öyle şey? Karpuz mu bu, kestik kabak çıktı diyor. Olmaz öyle şey. Yani yok siz bayağı kararlısınız. Kim bilir dünürüm. Bakarsın. Neyse yarın biz bir daha çıkalım. Geçen sefer biliyorsun kursağımızda kaldı. Orada öyle uzun uzun konuşuruz seninle erkek erkeğe. Ya bu durmaz. Bu dördüncüyü de alır, on dördüncüyü de alır. Sonra buraya gelir. ...daha sert demlenecek bir şey yok mu? Haydi gel. Allah! Aman! Senyoritalar, size birer bardak soğuk su getireyim ben. Oy bu kadın hala konuşuyor mu ya? Asiye'cim,
Hazır kıpırdamışken kerpeden getirebilir misin? Ufak bir operasyon deneyeceğim de. Aman kız çocuk gibi didişmeyin işte ya. Kalender ayı nasıl döndüreceğiz onu düşünün. Ay biz hatayı en başında Abukarı'yı dinlemekle yaptık. Biz ağamı kendi bildiğimiz, onu sevdiği yöntemlerle elde tutacaktık. O neymiş? O neymiş kız? Ya bir Türkmen ağası, bir aşiret reisi. Öyle neydi kız o dansın adı? Vals. Vals etmeyle, öyle kütük gibi yürümeyle tavlanır mı hiç? Ha doğru diyor. Adamın aklıyla oynadık, devrelerini yaktık ya. Evet, işte o yüzden artık kendi bildiğimiz ağamızın sevdiği yöntemleri kullanacağız. Onu kendi silahıyla vuracağız. Bana bakın, siz aslan gibi kalender ağamı öldürecek misiniz yoksa? Vahşi doğa belgeseli izler gibiyim adeta. Yok Kamile bacı, öldürmeyeceğiz. Seveceğiz. Kız seveceğiz. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Hop. Açıyorum. Aç aç. Açıyorum. Aç dedim ya Siye. Tadam. Oha. Ya beğendin mi? Ulan karı oğlalı iki elinizle bir fareyi tuttunuz ha. Aferin size. Ağam ne duruyorsun? Yumulsana. Ulan ne güzel şeyler yapmışsınız. Yüzünü gören cennetlik. Neredeydin dünden beri? Nerede olacağım? Çalışıyorum işte. Ya Kaan, üzülüyorum ben senin haline. Çok çalışıyorsun. Ya ben çalışacağım tabii. Başka kim çalışacak? Sen mi çalışacaksın? Ya yok, onu demek istemiyorum da ne bileyim. Hazar İstanbul'dan döndükten sonra dedim ki biraz daha yükün hafifler, ben de senin yüzünü görmüş olurum ha. Ama nerede? Çalışıyor çocuk işte, daha ne yapsın ha? Çalışıyor. Çalışıyor, çalışıyor. Çalışıyor da çalıştığından çok da geziniyor.
Dün Belo'yla kavga etmişler ha. Vallahi. E tabii sen işinde gücünde olduğun için hiçbir şeyden haberin yok. Ya sen ne demeye çalışıyorsun Nazgül? Ha? Yine ne oldu? Yok ben bir şey demeye çalışmıyorum ha. Her şey ortada. Hasar gelmez oldu eve. Aldatıyor Belo'yu. Tövbe tövbe. Ya nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri ya? Ne aldatması kızım? Yok öyle başkası başkası. Ya vallahi var, billah var. Bak yeminle ha. Dün neyi konuştun Belo'yla? Ya sen önce başkalarının evliliğine dil uzatacaksın ha. Konuşturma beni biliyorsun işte. Yo yo söyle söyle. Kendi kocama bakayım değil mi? Ben sana bakıyorum Kaan. Ben bu eve gelin geldiğim günden beri sana bakıyorum ama sen görmüyorsun. Oho yine mi başladık bunlara ya? Nereden geldik buraya Nazgül? Ya yalan mı? Görüyor musun ha? O Belo'yu savunuyorsun bana. Ama onun kocasından gördüğünün onda birini görmedim senden be. Yine de onun gibi naz yapmıyorum sana. Ya bırak kızım kendini başkalarıyla yarıştırma ya. Bırak ya. Hem sen naz yapmadın da ne oldu? Ha? Sen değil misin her gün bu evde benim yaptıklarımı yüzüme vuran, kafama kakan? Ha? Sen değil misin? Kızım sen bana bir gün olsun bu evde huzur bile vermedin. Sen ne yaptın biliyor musun? Beni delirttin. Yeminle sen beni delirttin. Mutlu musun şimdi? Haydi konağından baş başa kal. Yok konakta ne oluyormuş da ben bilmiyormuşum. Vah. Ben ne dedim şimdi? Yatmıyor musun? Ya burada böyle tek başına mı oturacaksın? Tek başına yatmaktan daha iyidir. Madem yatmıyorsan ben de yatmam. Ben de seninle otururum. Hatta dur bize birer kahve yapayım. İyice uykumuz açılsın. Belki eskisi gibi sabaha kadar sohbet ederiz. Boşuna yorulma Bella. Ben kahvemi söyledim. Kahveler geldi. Aa, Bella, sen de mi buradaydın? Bilseydim sana da yapardım. Yok, size afiyet olsun. Bella, dursana. Uykum geldi, yatacağım. Bella. Bozulmadın değil mi? Ben sizin aranızı düzeltmeye çalışıyorum, biliyorum. Hı hı. Görüyorum. Çok güzel düzeltiyorsun. Çok güzel. Aramızı düzeltmeye çalışıyormuş. Sen bir çekilsene aradan. Ben düzeltirim kocamla aramı. Tabii. Kocamın gönlü varsa. Ay ne iyi akıl ettin ha Ayşe. Hazır kimseler yok ya. Kayfemizi hüpürdetelim ha. Vallahi abla, ne zamandır şöyle ağız tadıyla gıybet edemiyordum. Nasıl geçti günün? Abla, asıl gıybetin büyüğü buradaymış ya. Kızım hadi gel, dönelim. Çifte kurtlar rahatsız etmeyelim. Dönelim hadi. Dönelim kızım. Kahveyi döktün ya. Seni çılgın. Demek kararını verdin. Karar? Elmas'ım ne kararı? Allah'ın sen başlama ya. Zaten canım boğazımda. Ne oldu o zaman?
Ne oldu? Bir şey olmadı. Öyle bunaldım geldim işte. Her zamanki gibi yani. Ya şimdi ben sana söyleyecek çok lafım vardı ama inan bana takatim yok. Anladın mı? Kadınlarla uğraşmaya şu an takatim yok. Ay ben çok mutluyum. Bayılıyorum bu duruma. Bayılıyorum. Ya Elmas'ım bak şurada 2 gram huzurla yatmaya geldim. Hadi gel yatalım. Ha? Tabii canım. Metresinin asli göreviydi değil mi? Adam karısından bunalır. Hop metresinin yanında alır soluğu. Ondan sonra metresi onu bir güzel rahatlatır. Pamuk gibi yapar. Hop geri gönderir karısını koyuna. Oh vallahi ne güzelmiş ya. Çok güzelmiş. Anlaşıldı. Bize burada da huzur yokmuş. Haydi bakalım Hakkı Ana yürü. Kaç tabii. Kaç tabii sen. Kaç. Kaç. Zoru gördün ya hemen kaç. Elmas burada üzülür mü, sıkılır mı, kırılır mı? Hiç, hiç düşünme. Hemen kaç. Kaç. Ya vallahi ben delireceğim ya en sonunda. Yeminle delireceğim ha. Ne yapayım? En sonunda böyle kendimi ikiye böleceğim. Siz de rahat edeceksiniz, ben de rahat edeceğim. Hiç kendini parçalama. Ben sana ne yapacağını söyledim. Kararını ver, öyle gel. Hadi şimdi git. Öyle mi? Hadi git. Peki. Mahtabır Hanım maşallah. Sizin de eşdeğiniz pek yerinde bugün. Ya öyle vallahi ne yalan söyleyeyim. Hayırdır Mehteber abla? Hayır gece ağam yanına geldi. Bu keyfin ondandır diyeceğim ama... meyvenin tazesi dururken kartını ne etsin değil mi? Vallahi bela geldiğinden kurtuluyorum. Sen bile benim keyfimi kaçıramazsın. Süslü Asiye. Nasıl kurtuluyormuşsun bela geldiğinden? Büyük ağanın büyük karısı benim ya. Küçük ağaya da benim küçük kardeşim yaraşır. Değil mi? Kız ne diyor bu? Konağı zapt edeceğim diyor. Ne diyecek? Oy, başıma gelenler. Kız, sen bulaşma bunlara. Bırak birbirlerini yesinler. Yok hanım gelince meydan bize kalacak zaten. Doğru diyorsun ama. Toptan temizlik olacak inşallah. Temizlik mi olacak? Kim nereyi temizleyecek? Bak Kamil bacı, bak Dilan'a iyi bak. Yeni gelinimiz o olacak. Ya siz ne kadar kötüsünüz ya. Abim evli evli, karısını da çok seviyor. Ayıp değil mi bunları konuşuyorsunuz? Kız, vallahi senin o dilini anda böyle alır çeker kopartırım ha. Büyüklerin işine karışma. Hepsi senin yüzünden. Geldin zehrini saçtın her yana. Aa. Benim ne kabahatim var şimdi? Alt üstte oturduk Hazar'la ne ki muhabbet ettik. Şirin, ağzının ayarını bil. Zavallı Bella. Ne kadar da çok düşmanı var bu konakta. Gelmeyeydi o da. Ya aşka hiç saygınız yok değil mi sizin? Yok. Abi mutsuz mu, Bella mutsuz mu hiç düşünmeyin bunları. Varsa yoksa kendiniz. He, o mutluluğa giderken neleri yakıp yıktı? Hiç düşündün mü? Ya boyundan büyük işlere karışma sen. De haydi. Yok. Laftan anlayacağınız yok. Taş kesmiş buranız. İçiniz kararmış sizin. Anasının kızı. Ha. Ne? Terbiyesiz, terbiyesiz. Yenge, ne yapıyorsun burada? Hiç. Düşünüyorum. Sen burada düşün, annemler de içeride senin yuvanı yapsın. Yuvanı mı yapsın? Arkandan iş çeviriyorlar diyorum yenge. Yine ne oldu Şirin? Dilan'la abimi görmüşler. Ben de gördüm. Hatta oturup beraber güzel bir kahve içtiler. Ya yenge, içeride dedikodu almış başını gidiyor. O yılanı görsen baş köşeye geçmiş kurum kurum kuruluyor. Sense hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun burada. Ya ne yapabilirim Şirin? Dilan'ın elinde kahve içen Hazar. Gece yanıma gelmeyip onunla kalın da Hazar. Bu iş çözecek kişi de Hazar. Yenge, Dilan başınıza çorap örer, giydirir de ruhunuz bile duymaz. Benden söylemesi. Şirin, ben o çorabı alıp bir güzel sokmesini bilirim. Ama Hazar ne yapacak onu merak ediyorum. Ha, anladım. Sen abimi deniyorsun. Eh Dilan.
Ben sana bir ara acı bir kahve yapayım da sen gör bakalım. Bismillah. Asiye'ne ne olur ya? Gel hadi gel. Otur. Otur. Şimdi o güzel kulaklarını aç iyice bir beni dinle. Bu Mühteber-i Şer ittifakı bizim başımızı çok ağrıtacak gibi görünüyor. Ya bunlar Bella'nın kalemini kırdı attı. Asiye'ne sen ne garip bir kadınsın ya. Dört mevsimi aynı anda yaşıyorsun bir de bize de yaşatıyorsun ha. Sen değil miydin Bella'dan kurtulmak isteyen? Şimdi ne diye üzülüyorsun böyle? Ulan salak. Bella'nın gitmesini tabii ki isteyeyim. Mühteber'in gücüne güç katmasını istemiyorum herhalde. Ne? Öyle diyorsun yani. Öyle diyorum ya. Biz Bella gidecek diye zil takıp oynarken... ...Mühteber karısı bizim altımızı oyuyor. Ha bir de bacısını bu eve gelin diye getirirse ne olacak hiç düşündün mü? He. Vallahi doğru diyorsun ha. Yeah, doğru diyorum tabii. O yüzden git o Bella salayla konuş, aklını başına toplasın. Öyle ağzını açıp dolaşmasın ortalıklarda. Kocasına, yuvasına sahip çıksın. Ben onu uyarırım uyarmasına da... ...o Mecnun'a beni dinler mi? Orası muamma. Vallahi kızım, gerekirse kafasına çiviyle çak. Yoksa bu Mühteber karısı kendi tahtını yapacak... ...bizim de başımızı bağlayacak. Hmm, vallahi bu evdeki taht oyunları kraliyet ailelerinde dönmüyor. Şşş. Serum gel. Gideyim ben. Ne oldu şimdi? Dünden beri fırsat kolluyorum Ferhat. Konuşmamız lazım. Ya ne oldu? Korkutmasana insanı. Baran. Yine mi Baran? Baran bizi biliyormuş Ferhat. Nasıl yani? Bizi biliyormuş, ona rağmen senin peşini bırakmamış yani, öyle mi? Evet, ama hiç kimseye bir şey söylememiş. İyi bari. Gidip bir de teşekkür edeyim o zaman. Ya ciddi bir şey konuşuyoruz aşkım. Şimdi ne olacak ha, ne yapacağız? Olacak olan belli. Çıkacağım o ağa bozuntusunun karşısına. Bu dünya ikimize de dar diyeceğim. Ya o çekilecek kenara ya da ben. Saçmalama Ferhat. Başka yolu var mı şimdi? Vallah! Vallah! Kızım ne yapıyorsun sen burada? Ya, oturuyorum anne. İyi otur, ben de oturdum. Vallah! Ne oluyor? Sen bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Ne oluyor? Ne oldu? Ama valla hep kadınlar bir şeyler söylüyor. Sen anlat bana ne oldu? Anne sana neyden bahsediyorsun? Bak valla anlamazsan gelme. Ben şu aldatma mevzu diyorum. Ya anne. Sen nereden duydun? Bak sakın kimse söyleme. Bu Hazar'ımla aramızda. Kızım bu kurakta bütün dedikodular iş iziyle yayılıyor. Anlat ne oldu? Anne, bak yemin ederim kimseye bir şey söylemedim. Ama olur mu? Kavga etmişsiniz ya o keçi çobanıyla. Evet etik. Bu yüzden etik zaten. Ha anladım ben. Sen şimdi bir şey söylemedin, keçi çobanı da sinirlendi öyle. Evet, ben kendimi savundum. Aferin sana. Tabii ki savunacak benim yavrum kendini. Annesinin kız iyi yapmışsın. Anne. Kimse duydu mu? Duymuş. Peki ya Nazgül? O da mı duydu? Galiba duydu. Ama bırak şimdi Nazgül'ü, Sidikli Nazgül'den bize ne duyduysa duydu. Sen kendine bak bir kere. Ya anne ama yazık değil mi kıza? Değil, ne yazık olacak. Kendimize bakalım biz. İyi olmuş duyduğu da, oh olmuş. Artık bu evlilik böyle devam etmez değil mi? Bence de biter. Ama duyulduğu için değil. Aşk ihaneti kabul edemeyeceğin için. Bu evlilik biter diyorsun yani. Evet. Ay benim güzel kızım, dudaklarından ne güzel ballar damlıyor. Maşallah aferin benim kızıma. Haydi tutma beni şimdi, tutma. Aa ben kadınlara gidip bir müjde vereyim. Haydi haydi. Yalnız
Nazgül duyduysa kim bilir ne kadar üzülüyordu. Allah'ım, sen Hazar'ı mağarama kimse koyma ne olur. Kadınlar! Bugünün şerefine bana da kahve yapın. Ne var ki bugün? Çok güzel haberler duydum. Böyle çok sevineceksiniz duyunca tabii. Onun için de ben sizi sevindirmek istemiyorum. Yani söylemeyeceğim bu güzel haberi. He, ben senin söylediğin şeye sevineceğim, öyle mi? Ama öyle büyük konuşma Möhtebur Hanım. Duyunca belki de böyle böyle zil takıp oynayacaksınız yani. O derece güzel haber ama yok yok, neden sevindireyim sizi, sevindirmeyeceğim. Ay neymiş o, biz de meraklandık. Şimdi bize söyle bari. Vallahi ben de merak ettim. Deyiver bakayım. Çatlatmasana insanı, söylesene de hadi. Sıkı durun. Söylüyorum. Balla ile Hazar boşanıyormuş. Ney? Balla kendi ağzıyla söyledi. Dedi ki anne bu iş artık burada biter. Vallahi mi? Ney? Boşanıyor mu? Ay! Ay! Kundu! Ay yapma! Ya! Ya duramıyorum. Allah! Yetme! Kalkın şunu! Kalkın! 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 Ya ben çok heyecanlıyım, dünürüm. Bizim yarışlar ne zaman başlayacak? Daha var bizim yarışlara benim dünürüm. Ama görüyorum ki sen bayağı motivesin. Ya bu işin içine girdin madem, sana bir at alalım. Adını da Kamilya koyalım. Ortalığın tozunu attırsın vallahi. Yok canım, o kadar uzun boylu değil. Ben Kamilya Hanım'dan habersiz bir kuş bile alamam. Onun için küçük küçük kuponlar yapalım. Küçük olsun, benim olsun. Sen bilirsin vallahi. Köresan Beyciğim, nasılsınız? Moraliniz nasıl? Havanız yerinde mi? İyiyim, iyi. Şükürler olsun. Oh, Allah iyilik versin. Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun. Madem öyle, yapalım şu bizim kuponu da. Hadi, halledelim. Yapalım ama tek tek beklemek lazım. Hepsini birden göremiyorum. Ya ne acelemiz var? Allah Allah, akşama kadar buradayız. Olur mu canım, akşama kadar buradayız? Ben Kamilya Hanım'dan habersiz bu kadar uzun süre dışarıda kalamam. Eve dönmem gerekiyor. Haberi yok. Hasan, Hasan. Çatlatma adamı. Diyeceğim bir tane at ismi ya. De hadi adam bassın ganyanı. Evet, ne güzel söylediniz. Hemen söyleyeyim bir isim. Yapalım şu işi. Şipşak. Hissiyatım uygun değil. Yapamam ben öyle şipşak. Naz yapıyor benim dünürüm. İkna olmak istiyor. İkna etmek gerek. Ha, ikna. O iş kolay. Siz de haklısınız. Sizin de emeğiniz var. O zaman hasılatın %10'u sizin. Nasıl? Tamam. %20. Ne ıhı yahu? Alt tarafı bir tane at söyleyeceksin. Sanki sen mi koşacaksın? Tamam. %30. Ben gidiyorum. Ya dur, tamam. Bir yere gitme. Otur Allah aşkına. Otur, tamam. %50. Ha. Hadi 50-50. Yarı yarıya. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi. Carmela. Carmela. Carmela'ya bas gitsin. Carmela. Eminsiniz değil mi Köresan Beyciğim? Hissiyatım öyle söylüyor. İstemiyorsan oynama. Yok canım, ne demek istemiyorsan oynama? Olur mu öyle şey? İstememek aptallık olur. Hele geçen günkü tecrübeden sonra. Müsaadenizle ben gidip hemen şunu yatırayım. Yalnız küçük küçük oyna benim dünürüm. Bak buralarda bir laf vardır. At koşar, baht kazanır. Of, vallahi iyi dedim de dünürüm. Baht zaten kazanmış. At da koşturuversin artık. Geliyorum ben. Ya haydi. Kime bak, ayağı yapmış kendi gibi gidiyor. Carmela'ya 1000 liralık.
vermeleri 1000 liralık. 1000 lira daha oyna abi güzel. Muhterem 1000 liralık daha oyna sen. Tabii. Sen onu 10.000'e bağla. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. En az 100.000 lira cepte. Koçum ne haber? Sana diyorum alo. Hoş geldin abi. Vallahi hiç hoş bulmadım. Ne bu halin? Siz hala barışmadınız mı? Yok abi barışamadık. Oğlum bak yapmayın böyle. Siz böyle yaptıkça ben kötü oluyorum ha. Tamam ettik bir hata. Özür dileriz. Ama böyle olmuyor Hazar. Hadi sen de git o kızdan bir özür dile de al gönlünü. Denedim abi denedim. Ama Bella öyle bir mesafe koydu ki yani dinletemedim. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Kızın da hakkı var ha. Bu hayatta sevdiğin insanın sana inanmaması, güvenmemesi kadar ağır bir şey yoktur. Bunu sen mi söylüyorsun abi? Evet ben söylüyorum. Hatta bugüne kadar en yanarak söylediğim şey bile olabilir ha. Bilmiyorum abi ya. Yani çok büyüttü. Ben de çok kırıldım. Sevgiden oğlum. Hep o sevgi denen şey yüzünden. Birini ne kadar çok seviyorsun o kadar kırılıyorsun. O sana güldü, dünyalar senin oldu. Gülmedi, vay dünyalar başıma yıkıldı. Sizinki de aynı hikaye oğlum, aynısınız işte. Yok be abi. Onun keyfi yerinde. Dün çıkmış bütün Adana'yı dolaşmış. Evde de gayet mutlu. Yani gözü beni görmüyor bile. Sen öyle san oğlum, sen öyle san. O öyle gezmeye falan gitmemiştir. Kafasını dağıtmaya gitmiştir. Ben daha bu sabah gördüm. Üngür üngür ağlıyordu kızcağız. Ağlıyor muydu? Ağlıyordu ya. Hazar, oğlum. Sen bu kızı Adanalara ağlatmaya mı getirdin, ha? Sen değil misin koskoca kalender ayar res çeken, bütün Çukurova'yı karşına alan, ha? Şimdi burada böyle sus pus oturuyorsun oluyor mu? Hadi oğlum git bir çiçek, çikolata bir şey al da kızın gönlünü al. Ya olur mu ki abi? Ya yine... Ne yine oğlum, ne yine ya? Ne yapacak? En fazla biraz daha naz yapacak, sonra kakara kikiri işte. Hazar, oğlum ben mi hatırlatacağım size? Siz birbirinizi seviyorsunuz oğlum, seviyorsunuz. Aşıksınız siz, aşık. Bundan daha büyük bir şey var mı? Ha? Başka bir şey var mı? Yok abi. Ya ne oldu Afet? Ne konuşacağız? Gel buraya gel. Sana aklını başına devşireceğim. Gözlerini de dört açacaksın. Anında bunu konuşacağız. Afet, ben hiçbir şey anlamıyorum. Bak bakayım hele şuraya. Bak bak, iyice bak. Ne görüyorsun? Nasıl ne görüyorum? Ne görüyorsun işte, söylesene bana. Ya Afet, ne göreceğim? Bir sürü ağaç var. Toprak falan var. Salak! Ben sana söyleyeyim ne gördüğünü. Ayaklarının altından kaçıp giden abi bu toprakları görüyorsun sen. Sen daha hiçbir şey anlamadan çekip alacaklar bunların hepsini senden. Afet, ben hala anlamıyorum. Senin fermanın yazıldı diyorum Bella. Konakta fermanı da, kanunları da karılar yazar. Kalender ağam ne kadar hükmü veriyor gibi görünse de öyle değildir. Hüküm de, mühür de karıların elindedir. Ki o mühür senin üstüne çoktan vuruldu Bella. Ya Afet, korkutuyorsun beni. Ya neyden bahsediyorsun? Kork. Zaten kork. Mühteber anama Dilan'ı bu eve yeni gelin diye getirmek için and içti diyorum. Sağlam bastığın topraklar elinden gidiyor diyorum. Aç gözünü. Ya abartma Afet. Hazar seçimini yaptı. Bu seçimin mühteber ana bile değiştiremez. Öyle san sen, öyle san. Değiştirir. Öyle bir değiştirir ki hem de ruhun duymaz. Konağın karılarını sen daha belleyememişsin Bella Hanım. Bunlar alı mor, mora al yaparlar da hiçbir şeyden haberim olmaz senin. Hiçbir şey yapamazlar. Ben kendime güveniyorum. Güveniyormuş. Barnağımın ucuyla dokunsan düşeceksin kız. Böyle mi güveniyorsun sen kendine? Artık sinirlenme.
sinirlenmeye başladım Afet. Bana kimse bir şey yapamaz, anlıyor musun? Sen benim ne demek istediğimi çok iyi anladın Bela da. Ondan kaçıp gidiyorsun zaten. Ay Carmela, ay Carmela. Ay Carmela, ay Carmela. Benim dünürüm iki saattir bozulmuş plak gibi dönüp duruyorsun ya. Bittim ben, dünürüm mahvoldum, bittim. Bana bunu niye yaptınız Körasan Bey? Ha? Nasıl kıydınız bana? Bir musibet gerekti. Hem de çok fena. Evet, çok fena. Bütün para gitti. Hak ettin. Ya tamam, tamam. Ya verdin dersini, oldu bitti. Haydi yürü. Kaç para kaybettin sen burada? Söyle bakalım. Kaç para yatırdın da kaybettin? Bütün para gitti dünürüm, bütün para. Bugün benim maaş günümdü. Maaşı çektim, hepsini saydım. Ne diyeceğim ben şimdi Kamile'ye? Telefonun çalıyor. Sizde de maşallah ne kulak var. Allah! Kamiller'i duydu. Vallahi duydu. Alo, karıcığım. Kamil, neredesin? Maaş çekmeye gidiyorum dedin, gelmedin. Şöyle oldu karıcığım. Çok kuyruk vardı. Nasıl bir kalabalık, bir uzun kuyruk. Ama hallettik. Geliyorum şimdi, merak etme. Sana çok önemli haberlerim var. Çabuk buraya gel. Kapattın. Kesin hissetti bir şeyler. Mahvoldum ya. Dert etme canım benim. Kamilyalı Hanım'a söylemezsin, olur biter. Olur mu öyle şey, dünürüm ya? Ben her ay başı maaşı alıp gider Kamilya Hanım'ın eline sayarım. Yazıklar olsun. Biz de öyle. Eyvah bakar. Ama ne diyeceğim şimdi? Nerede maaş dediği zaman? Ne cevap vereceğim? Madem öyle, sen üzülme. Hallederiz. Yok, sağ ol. Olmaz öyle şey. Ya hallederiz. Vallahi. Ya olur böyle şey. Allah'ım. Ben sonra sana ödeşiriz ya, dünürüm benim. Allah'ım. Allah. Sen kimin dünürüsün, benim mi? Yaşa sen ya. Şöyle şöyle yap. Ay Allah. Buyur ana. Ya. Allah razı olsun. Gelin otur şöyle ya. Ne zamandır baş başa kalıp sohbet edemedik. Hey ana, doğru diyorsun. Varsa yoksa Hazar Bella. O da olmadı Mühtebellen Dilan. Bizim derdimizle hiç ilgilenen yok. Vay kıyamam. Vay melül melül. Ne diyorsun sen öyle ya? Bu konakta herkes benden çekinir. Konan göz bebeği benim, bilmiyor musun? Bilmez miyim ona, bilmez miyim? Hele ki yakında bu konağın tüm dengeleri değişecek. Aha, o ne demek kız, ne dengesi? Kuma geliyor demek ana, kuma. Kuma mı? Ne kuması kız? Ne kuması kız? Ne diyorsun sen? Vallahi benim dördüncü yüreğim kaldırmaz ha. Yemin ederim kendi kendime intihar ederim. Bu naciz bedenimi ateşlere atar cayırca. Ne kuması ya? Dur ya. Sakin ol. Üf. Sana değil. Kim ya? Kaan'ın bir kadına aşık olmuş, konuşurlarken duydum. Kuran mı? Ne söylemiyorum bunca samanca? Ana bu konağın derdi bir bitmiyor ki. Ya bak sen yere bakan yürek yakana bakıyor işte, çaktırmıyor. He. Ama ben kanağımı katiyen yakıştıramadım. Hele ki gür gibi karısı varken yani, çok ayıp etmiş çok. Yok. Biz bela geline bela diyorduk, belanın büyüğü geldi ya. Afet gelsin. İnşallah gelsin. Hele ki mühteberin başına çorap örecekse, bela çok iyi bir şeydir. Kimmiş? Vallahi bilmiyorum, orasını duymadım. Dünürüm, sizi gördüğüme çok sevindim. Kamil de maaşımı soracak diye aklım çıktı. Ya ne var bunda bu kadar korkacak? Ucunda ölüm yok ya. Öyle değil mi? Kamil'in eline ben maaşımı sayamasaydım ya, neler yapabileceğini düşünemiyorum bile. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun benim dünürüm? Sayıyorum. Yerde bulsam bile say demişler.
işte o cins adamın tekisin ha. Zaten çok teşekkür ederim ama bunda fazlalık var. Ben size üstünü vereyim. Tövbe tövbe. Ya soku paraları cebine. Hak geçmesin. Ya ne yapıyor? Buyurun buyurun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun. Ya aramızda 3-5 kuruşun lafı mı olur? 3-5 kuruşun lafı olur. İnsanın arasında para girdiği zaman yani çok şeyler olur. Onun için zaten size yeterince mahcup. Bak aklım kaldı. Bence bu borcu bir de dolara endeksleyelim. Ben çok rahat edeceğim. Olmaz. Ben artık dövizle çalışmıyorum. TL'ye geçtim. Ama senin gül hatırın için altın üzerinden hesaplaşabiliriz. Olur olur, o da uyar bana, sorun değil. Ulan ne adamsın ya. Sazan gibi hemen oltaya geliyor. Ya bizim çocuklarımız altın olmuş. Tutmuşlar birbirleriyle evlenmişler. Aramızdaki şey hesabı kitabı bırakalım artık. Çok iyisiniz müdürüm ya. Çok teşekkür ederim. Ya aslında devlet bana çok iyi maaş verdi. Emekliliğimde de öyle ama benim bütün hesaplarım Camille Hanım'la ortak. 5 lira para çeksem haberi olur. Yapma ya. Camelia Hanım'ım var ya, senin dizginlerini benim düşündüğümden daha sıkı tutmuş. Sevgili dinlerim, dizgin mizgin demesek, böyle at falan çarşıcak şeyler kullanmasak bu aralar. Ama size söz veriyorum, ilk fırsatta size borcumu, hemen en kısa sürede borcumu ödeyeceğim. Nasıl ödeyeceksin bakalım? Camelia Hanım'ın altınlarını mı yürüteceksin? Hayır, harçlıklarımı biriktireceğim. Ne? Evet. Benim çok böyle hatırı sayılır harçlığım var. Senin var ya, kalanı alırım Allah canına. Ya dur, yürürüm, dur, heyecanlıyım zaten. Gelin, gelin, gelin. Gelin, gelin, gelin. Nasıl bir insan? Ana, bak gördüz. Saat bu saat oldu, Hazar ağam hala gelmedi. He. Şimdiye çoktan gelmesi gerekirdi. Demek ki bu Camille Hanım doğru söylüyor ha. Bunlar kesin boşanıyorlar, kesin. Bizim elimizden kim kurtuldu ki bela gelin kurtulsun? Benim Dilan'ım bu evin yeni gelin olacak dedim ya. Daha olsa karşımda duramaz. Ha Muteber abla. Da bence o kadar peşin hükümlü olma. Yani gelinin kim olacağı hiç belli olmaz. Gün doğmadan ne gelinler doğar ya. Sen ne diyorsun Ayşe ya? Bir tek yeni gelin var, o da Dilan. Ya bu konakta kimin koluna yeni gelin takıp geleceği belli olmaz diyorum yani, anladın? Ya, de gel, salak salak konuşma ya. Bu iş buraya kadar. Yakında düğünümüz var. Ya. Kadın da her şeyi biliyorum zannediyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Aha. Ana. Vallahi senin düğün hazırlıkları başka bahara kaldı Zahra. Ne oldu kız? Ya arkana bak. Ama! Bu elinde çiçekle geliyor ya. Hazar'ın o çiçekleri Dilan'a almadığı kesin tabii. Kız! Çabuk, çabuk git engel ol. O çiçeği bela geline vermesin, vallahi süngüsü düşer barışına. Çabuk, çabuk kızım. Sen merak etme abla. Yılan. Hazar. Hoş geldin Hazar. Hoş bulduk Dinan. Gitmedin mi sen daha? Bir gece daha kalayım dedim. Ne güzel çiçekler bunlar. Hem de en sevdiğimden. Papatyaları sevdiğini bilmiyordum. Çok severim. Kadın ruhunda niye anlıyorsun? Umarım Bella da beğenir. Bu iş fazla uzadı artık. Gidip karımın gönlünü alayım ben. Güzel kızım, ben sana dedim, bu keçi çobanından sana koca olmaz dedim. Haklıymışsın anne. 1000 yıllık töre benimle değişmezmiş. Tamam, üzülme. Zararın neresinden dönsen kardır yavrum. Bak ben evrakları hazırladım yavrum. Jet hiziyle boşayacağım sizi. Bir imza yeter yavrum. Anne, kimi boşuyorsun sen? Ay
kimi boşayacağım? Tabii ki ikinizi. Bella ne diyor annen? Doğruları söylüyor. Senin istediğin bu değil mi zaten? Bunu da nereden çıkardın? Her şey ortada değil mi? Aşkın da sevgin de yalanmış. Öyle mi? Buna mı inanıyorsun gerçekten? O zaman defol git Bella. Nasıl geldiysen öyle geri git. Sevdalı gelin, öldürdün beni.